İyi akşamlar değerli seyirciler. Transfer raporuna hoş geldiniz. Teknik direktör Rıza Çalınbay bizimle birlikte bu akşam transfer raporunda. Kırmadı bizi hoca sağ olsun. Geldi aramıza katıldı. Futbolumuzu konuşacağız, transferlerimizi konuşacağız, ligi konuşacağız, her şeyi konuşacağız. Ve Şenol Usta Emer, o da bizimle, bir başka teknik adam, bir başka usta. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Hoş geldin hocam, siz de. Hoş bulduk. Ve sevgili müdürümüz, Takvim Gazetesi Spor Müdürü sevgili Onur Özkan da aramızda. Sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Onur. Hocam iyi ettiniz geldiniz. Ayağınıza sağlık. Bu yoğun tempoda futbolumuz, bir taraftan transfer, bir taraftan maçlar. Zor iş hocam, hakikaten çok zor. Yani hoca olmak zor, oyuncu olmak zor. Burada bizim işimiz zor, öyle mi Şenol abi? Antrenör olmak zor, kulüp başkanı olmak zor. Zor da zor. Yok mu hocam? Senin bu işin niye zor? Zor hocam, biz de soru üretmemiz lazım. Mesai harcıyoruz burada, öyle mi hocam? Sorun yani takımlarla siz, gidiyoruz maçlara. Siz de bir şeyler bulmanız gerekiyor. Evet hocam. Aslında sizinki de çok zor. Yani bizimki de zor. Değil yani. Ya bizimki tabii sizin ki çok daha zor. Yani antrenörlük hakikaten çok zor. Biliyorsunuz ne olursa olsun bir maçta yenildiğin zaman isteyen oyuncu istediği kadar hata yapsın, o göz önünde olunmuyor. Eğer mağlup oluyorsan her şey antrenöre yıkılıyor. Yani belli bir şeyden sonra da antrenör gidiyor yani. Çanta hep hazır değil mi antrenörlerin? O kötü bir laf ya. Yani. O çok kötü laf. Yani. Aileler için de zor. Eşler, çocuklar, bence onların okulları. Kötü. Ben iki tane şeye çok gıcık oluyorum. Yani hiç sevmiyorum. Bir tanesi antrenör kovuldu. Ya, o kötü ya. Ya kardeşim antrenör niye kovulsun? Adam ayrılıyor desene. Gazete yazıyor. O kovuldu. Kovuldu. Kovulmadı. Ayrıldı. Diyeceksin o kadar. Görevine son verildi. Geldiği zaman da geldi diyorlar. İşte şöyle karşılandı diyorlar. Ondan sonra adam iki maç sonra yine kovuldu arkasını. Ya yollar çirkin bir laf. Yani bence basına yakışmıyor. Güzelce yazarsın. Ayrıldı. Olmadı. Ayrıldı. Doğru. Nasıl insanlar evleniyorlar, ayrılıyorlar ya. Rencide edici biraz ifade. Ayrılıyor. İşte bu kadar basit yani. Kötü hakikaten, doğru söylüyor. Ya, yani. Tabii kötü. Şimdi burada öz eleştiri şey yapalım. Yani ayrıldı dediği zaman Onur burada. Gazetenin spor müdürü. Ayrıldı dediği zaman kimsenin hoşuna gitmiyor. O manşet ayrı olacak. Kovuldu deyince evet, farklı oluyor. Mesela ama işte onu değiştirmek eşin lazım. Eşin seni ya evden kovdu. Hayır, ayrıldı deyince normal oluyor. Eşin seni evden kovdu. Manşet oluyor ya, ama eşinden ayrıldın. O daha lügata uygun. Bu işin içinde bir sürü şey var. Şimdi biz bugün bir yerde çalışırsın, yarın öbür yere aynen gidersin. Ya bu oluyor. Bu işin içinde eğer bu işi seçtiysen bunda her şey var. Başarı da var, başarısızlık da var, gitme de var, bırakma da var. Her şey yaşanıyor. Hocam bunu sen fazla yaşamışsın. Allah'ın var. Gittiğin yerde her zaman uzun süre kalıyorsun. Onun için Aykut'un bu söylediği laf sana ters gelmiş olabilir. Çünkü mantıken de bana göre de ters. Sen çünkü gittiğin yerden az 2-3 sene, en son Sivas'ta 4 sene üst üste çalıştın. Senin öyle bir şeyin yok. İşini başarıyla ama yaptığın için bu lafı sevmemen de hoş bir şey. Yollar ayrıldı. Ama ben şey için söylüyorum. Senin için, benim için söylüyorum. Genel olarak söylüyorum. Herkes için ben herkes için söylüyorum. Yani. Ama tabii, maalesef tabii, memleketimizde tabii böyle bir antrenör işte, anlayışı var işte. Ya şimdi bir tane de şey var. İki defa antrenör şey yapıyor. Biliyorsun. Sen tamam, bu sene yeter. Dinlen artık. İki, sene, iki tane hak veriyorlar ya antrenörlere. Evet. Ya, bu da doğru bir şey değil. O doğru. Ama futbol kulüplere de kulüpleri de aynısını yapmak işte lazım. Kulüplere de diyeceksin ya tamam kardeşim sen iki tane hadi üç tane en fazla. Hı hı. O kadar. Ona da getireceksin bunu. Evet. Kriteri. Yani, o teknik adamları değil kulüplere kriter gelmesi kafasını lazım. Adamın kafasını esiyor ya diyor ki hadi diyor bunu değiştirelim diyor. Takım üç maç kötü gidiyor durun diyor bu bir değişiklik yapalım diyor. Gönderiyor. Ya hocam bir de şey anladın mı? Ona da koy üç tane bir şey nasıl yapıyor? Yani, yani o iki kriter olsaydı sen hala Beşiktaş'ta hocaydın yani. Seni kovmuş ayrılma şansın yoktu senin orada. Ya o problem yok canım. Senin oradan ayrılma şansın yoktu en azından devam etmiş ol. Bak konu nereye geldi? Gene bir noktaya boş buluşuyoruz. Konu Beşiktaş'a gelmez. Gelmez ya hocam. Gelmez. Şeyde iki eski dost Onur. Tabii ki. Birlikte oynadılar. Milli serüvenler değil mi iki abi? İki büyük efsane. Rıza Hoca, Şenol Uslu Ömer başka ikisi. Ya ben de olayım, biz Şenol'la da karşılıklı oynadık. Ya o zamanlar bambaşkaydı. Yani herkese bir amatör ruh vardı. Bir maça çıktığımız zaman yani özellikle Trabzon'la tekme tokat ne oynardın maç biterdi giderdin. Bitirirdin her şeyi yani. Öyleydi hocam, yani. Hocam şimdi sen bu soruya da kızacaksın ama dinlenecek misin bu sezon sonuna kadar, var mı plan? Ben tabii ki çalışmak istiyorum yani. Kesinlikle istiyorum yani. Hocam en uzun ne kadar dinlendiniz kariyerinizde? Hatırlıyor musunuz? En uzun ne kadar dinlendiniz?
Çok uzun sizin yok futboldan ayrı kalmıştınız. Yok fazla yok da yani bin tam hatırlamıyorum. Bir 5 yaşa yani. Gelene kadar işte bir efendim? Aşağı yukarı bu sene. Yok ondan önce de ben gitmedim birkaç yere yani. Gitme dedi. Ya mutlaka hoca yine eşofmanları giyip sahaya inecek. Hocanın bence isteyeni çoktur diye düşünüyorum. Ya şey değil sorun değil yani illa olacak diye de bir şey yok. Öyle kendimizi kasmamıza da gerek yok. Normalinde bizlerin yani ara ara yapması aslında çok güzel bir şey ama öyle bir şansın da olmaz. Yani istediğin zaman istediğin yeri bulamayabilirsin yani. Ama tabii ki mutlaka kendini de dinlendirmen gerekiyor kafa olarak, her şey olarak. Çünkü çok stresli iş yapıyoruz yani Allah korusun. Bir maç kaybettiğin zaman sıkıntılı olabiliyorsun. Veyahut da sıkıntılı bir yerdeysen onun stresleri gerçekten bizi çok etkiliyor yani antrenörün. Rekor sizde hocam en çok maça çıkma Süper Lig'de. Yani ben kırılmasına çok mümkün görmüyorum. Evet hocam. Ya olabilir. Kırılır da kırılmayabilir de yani sorun değil yani. Ha ben şey yani işimi çok seviyorum gerçekten yani. Ama bana deseler ki Şenol Hoca'ya da sor. Antrenörlük mü iyi, futbolculuk mu iyi? Futbolculuk bence daha iyi. Yani. Kendinizden sorumlusunuz sadece. Sadece dediğin gibi kendimizden sorumluyuz. Hata yaparsak iyiysek antrenör oynatıyor. İyi değilsek oynatmıyor. Kenardasın. Ama öbüründe var ya. Biz çalıştırıyoruz, ediyoruz, sahaya getiriyoruz. Arkadaşlarımız, futbolcu arkadaşlarımız ama maalesef bazen anlattıklarımızı soyunma odasında veyahut da maç toplantısı yaptıklarımız şeylerin hepsini sahaya yansıtamıyorlar. Hata yapıyorlar, hatalar oluyor. O hatalar da bize geliyor yani. Ele ele yenildiysen falan o direkt sana geliyor yani. Bu kaçınılmaz son ya Şenol abi. Nanka bir meslek. Değil mi onu? Ya aslında bizim Türkiye'de böyle. Şimdi ben çok net bir örnek vereyim. Şu anda Manchester United'ın antrenörü. Ten Hag. Ya adam her maç kaybediyor. Ligde kaybediyor. Seyirci Şampiyonlar bağırıyor. Liginde eleniyor. Türkiye'de şu oluyor, bu oluyor. 5 kez kovulmuştu. Ya, görevine son verilmiş. Şimdi bak oradaki anlayışı görebiliyor musun? Ya bu öyle muhteşem bir şey. Ama burada tabii biraz da hani herkes mesela şey diyor. Antrenör kendini geliştirmiyor, yetiştirmiyor. İşte oyuncu şöyle yapmıyor. Ya biraz da yöneticiler kendisine bakacak. İyi yönetebiliyor musun? Burada ben en çok mesela takdir ettiğim teknik şey yöneticilerden bir tanesi. Özellikle Rıza Hoca'nın çalıştığı Mecnun Otyakmaz'dır. O da şu an rekor onda. En fazla başkanı. O bir antrenörüne inandığı zaman hiç kötü gitmiş, gitmemiş. Sezon sonuna kadar gidiyor ve başarılı oluyor. Öyle. Onun dışında mesela çok iyi hatırlarsınız hepiniz. Aziz Yıldırım. Ya bizim Aykut Kocaman. Ya 7 maç üstü mağlup oldu. Arkasında durdu, yollamadı, şampiyon oldu. Yani bir sonraki sene. Aynısını doğum döneminde yaptı. Ama Aziz Bey de ilk geldiği zamanlar böyle heyecanlıydı. Bir şey oldu hemen değiştiriyordu. Yani şu anda işte yaşadığımız kaoslardan bir tanesi en basiti Beşiktaş'ta. Ben Rıza Hoca için demiyorum. Tabii yok. Yönetim olarak baştan beri iyi yönetilseydi ya Beşiktaş gibi bir kulüp eskiden bir antrenör aldığı zaman işte beraber karşılıklı oynadığımız dönemde Gordon Bindi hocaları biz Fener'deydik 3 sene ikinci oldular. Rahmetli Süley 3 sene değil mi ikinci oldunuz? Yanlış hatırlamıyorum. 3 sene ikinci oldu. Rahmetli Süleyman Sabah yollamadı. Ondan sonra da 3 sene üst üste şampiyon oldu. Yani Türk futbol tarihinde onun bir yani örneği yoktur. Bunu mesela örnek alabilirsiniz Türk futbol tarihinde. Sabrettiğin zaman başarılı antrenörle devam ettiğiniz zaman, sabırlı olduğunuz zaman elinde sonunda başarıyı yakalıyorsun. İşte Mecnun Otyakmaz kaç sefer Avrupa Kupası onu söyledi. Çok yaşa. Sivas ve kupa şampiyonu oldu. Ya onun için antrenörlerin kaderlerini hep yöneticiler belirliyor. Bizde yönetimler hesap vermiyor. Bravo. Hesap sadece soruyor. Soru, bravo. Şimdi çok burada normal şartlarda hesap verilmesi gereken yöneticiler çoğu zaman başkanlar. Ama ne yapıyorlar? Ya teknik adamı gönderiyorlar ya takımı değiştiriyorlar. Kendileri ya da başka takımı suçluyorlar. Tabii ki. Yani evet kolay yöntem bu. Kolay yöntem dolayısıyla bu. Sürekli şimdi bu sezon 3 takım dışında her takımımız Süper Lig'de teknik adam değiştirdi. 20 tane teknik adam değişmiş ligimizde. Evet. Nasıl durduracağız bunu hocam ya? Yani teknik bizim adamlarda mı hata var? Baskı mı? Taraftarlar mı? Bir kere sabretmiyorlar. Bazıları hiç sabretmiyorlar. Yani istiyorlar ki adam her maçı kazandırsın ya. Antrenör diyoruz ya antrenörün bir yere kadar şeyi var yani.
Aynen yani öyle. Yapamazsınız. Biz şimdi mesela Sivas'ta 7 sene çalıştım ben. 7 sene az bir şey değil. En sonunda 4 sene çalıştık yani son sene de 4, 3 sene de önce 7 sene. Biz bunları çalışırken şey gibiydik biz başkanla, abi kardeş gibi yani. Ne olacaksa açık açık konuşurduk, paylaşırdık. Ha çok kötü günlerimiz de oldu gerçekten. O kötü günleri bile böyle beraber kenetlenerek atlattık geldik. Yani Sivas gibi bir takımın belli bir bütçesi var. Avrupa'ya 3 sene üst üste gitmesi çok büyük bir olay. Hiçbir Anadolu takımı gitmemiş 50 senedir yani 3 sene üst üste Avrupa'ya giden. Belki de 4 büyüğün arasında bile dışında. Trabzon'da bile şeyde yok. Belki hiçbir takımda yok yani öyle bir şey. Yani ama biz onu başardık. Bu başarı mutlaka içeride güzel şeyler oluyor ki o başarı geliyor. Yoksa gelmez. Ama benim gördüğüm bazı arkadaşlarımız maalesef yönetici arkadaşlarımız sabredemiyorlar. Başkanlarımız sabredemiyorlar. Taraftar sabredemiyor. Yani işte Şenol Hoca çok güzel örnek verdi. Bir sürü örnek verdi. Mesela Fatih Hoca bir kere ben hatırlıyorum. Bir maç oynadılar Fenerbahçe ile 3-0 mı 5-0 mı 4-0. Ali Sami yendi 4-0. Evet. Yenildiler. Fenerbahçe yenildiler. Yendi. O sene şampiyon oldu yine Fatih. O başkan kimdi? Faruk Süren. Faruk Süren. Herkes istifa ediyor Fatih Hoca dedi. Faruk Süren yok dedi kalacak. Bir sezon sonra da oldu hocam. Ondan sonra 4 sene üst üste şampiyon oldu. Avrupa aynen. Kupasını aldı. Yani ama bazıları da maalesef sabredemiyorlar, dayanamıyorlar yani. Yoksa bizden de çok iyi bir Fatih Terim çıkar yani tabii şey ki, olarak. Tabii ki. Antrenör olarak. Ama şey yok, başarı şey yok. Yani ben bunu söylemek istemiyorum ama ben mesela yeni gelen yönetimle 3 tane maç oynadım. Hasan Beyler, Hasan Arat döneminde. Yani. 3 maç evet ya. Bu kadar. Başka yok. Öyle, bu kadar yani. Öyle nasıl sen antrenörün başarılı olacak ki? Diğer takımlarda da öyle. 2 maç, 3 maç kötü gidiyor. Hadi iyi değiştirelim diye değiştiriyorsun antrenörü yani. O zaman ne yapıyorsun? Antrenörü yıpratıyorsun. Yani haksızlık yapıyorsun daha doğrusu. Ama onlar biraz da kendilerine bir bakacaklar. Ne yapıyoruz biz, ne ediyoruz diye yani. Hı? Oyuncuların Beşiktaş'a, tabii Beşiktaş'la ilgili soru sormayacağım hocam. Yok, Beşiktaş'la ilgili zaten hiç konuşmayalım. Yani şey Samet Aybaba da sizin dostunuz. Feyyaz Hoca da sizin dostunuz. Hasan Bey döneminde de futbolcuydunuz o çalıştığında Sayın Seba döneminde. Ben bu tip sorular sormayacağım. Onun için çağırmadım hocam sizi. Beşiktaş'ın oyuncu grubunun enerjisi düşüktü hocam. Neyse ben de Beşiktaş'ı konuşmayalım. Boş ver. Yani peki şimdi hocam. Hiç girmeyelim. Orayı kapatalım. Kapatalım diyelim. Hocam. Türkiye'nin futbolunu kurtaralım. Kurtaralım. Abi. Peki hocam konuşmayacaksa sormayın. Doğru söyledi şimdi yani. Bu kaos, geçmişe çok kaotik kaldı. Bir dönem geçiriyor Beşiktaş. Dargın mısın hocam? Tarihinde böyle bir dönem yok. Ben Beşiktaş'a falan dargın değilim. Yani tamam. Ben Beşiktaşlıyım diye gittim oraya. Gittim görev dediler, işte ihtiyacımız var dediler. Seve seve gittim. Ben görevimi yaptım. Taşın altına elimi koydum. Yani hep öyle söylerler. Öyle yaptım ben. Benden bir şey istedi. Ben onlara yaptım. Yaptığım şekilde de bıraktım. Hepsine de teşekkür ettim. Yani futbolcuma da teşekkür ettim. Taraftara teşekkür ettim. Tabii ki bazı arkadaşlarımıza etmedim yani. Ama ben şeye kırgın değilim. Kesinlikle değilim yani. Beşiktaş'a niye kırgın olayım? Beşiktaş'ın ne suçu var yani? Onu yapanlar başka şeyler oluyor. Başka şeylerle de uğraşacak şeyimiz de yok bizim yani. Peki hocam. Ben de sormayayım artık o zaman Beşiktaş'a. Yok bana sorma. Ben konuyu değiştireyim. Onlara sorayım. Ben konuyu değiştireyim hocama. Güzel bir soru sorayım hocam. Yunus Emre Konak. Evet. İngiltere'ye gitti genç evladımız. Sizin Türk futboluna kazandırdığınız yeteneklerden bir tanesi. Çok güzel soru. Hocam bir Yunus Emre'yi bize anlatır mısınız? Neler bekliyor İngiltere'de kendisine? Şimdi Yunus Emre'yi şöyle anlatayım. Bir kere biz onu hazırlık dönemlerimizde hep aldık. 2 sene üst üste aldık hazırlık döneminde falan. Ondan sonra zaten kendini göstermeye başladı. Bir kere her şeyden önce mükemmel bir insan. İnsanlığı, kişiliği, karakteri dört dörtlük. Oyunda da şeyidir, çok disiplinlidir. Verdiğin görevi ona göre yapan bir arkadaşımızdı. Yani ben daha çok daha başarılı olacağına inanıyorum. Bence de tam zamanında Avrupa'da kim seyrettiyse gerçekten güzel şekilde seyretmiştir. Göreceksiniz orada da daha da gelişecek. Gelişecek, daha da iyi olacak. Ondan sonra zaten milli takımımıza da kesinlikle tekrar gelecek. Türk futboluna çok büyük faydası olacak.
her şeyle, hem profesyoneli hem kişiliğiyle dört dörtlük bir arkadaşımız yani. Şeyde konuşurlar. O kanat oynamıyor muydu daha önce? Yok. Ön libero oynuyor. Yok, şimdi ön libero oynuyor. Yok, bizim kanat döneminde... biz hiç oynatmadık. Yani hep orta saha, ön libero öyle oynuyor. Bazen stoper oynuyor. Sen o sıra giyinmeye gittin de Şenol abi ile Rıza Hoca gençleri konuşuyorlar. Semih'i öve öve bitiremedi. Hem Rıza abi... Semih ile Mustafa. Şen, Mustafa da neler? Beşiktaş'ta gerçekten... Lugano deplasmanda oynattı. Geleceğin en iyi oyuncularından olacak. İşte Demir Ege var. O da evet. Öyle. O da olacak. Öbür Terzi diye bir arkadaşımız var. Sol bek oynattı mı? Evet. Benim o gün Sakarya'ya hazırlık maçına götürdüğüm bütün oyuncuların hepsi altyapıdan almıştım. 7-8 tane. Hepsi de çok iyi oyuncular. Beşiktaş'ın akademisi yani. Ciddi anlamda atılım yaptı son dönemde. Tabii. Çok fazla oyuncu tabii çıkmaya ki. Başladı. Yani onları bana şeyle, ben Semih'i biliyorduk zaten de, Mustafa'yı bana Mehmet Ekşi Hoca söyledi. Evet. O söyledi. Ben hemen aldım onu. Kadroya aldım. Antrenmanları aldım. Sonra Lugano maçında oynattık. Gerçekten çok çok iyi oyuncular çıkıyor yani oradan. Sorular geliyor. Konya Spor'la anlaştığınız yönünde sorular var hocam. Doğru mudur? Yok, ben öyle bir şey vardı. Yani ki var ama ben kimseyle görüşmedim. Resmi bir görüşmem yok. Ama diplomasi var. Bir anlaşma demeyelim de çünkü yok, yazıyorlar. Yok, benim öyle hiç görüşmem yok. Yani. Herhalde haber yapılmış birkaç yerde. Hoca Konya Spor'la anlaşmış Aykut abi diyorlar da. Çok şey değil yani, hoca söylüyor. Hı. Daha henüz bir şey, anlaşma falan yok. Olsa zaten haberimiz olurdu. Yok canım, olsa da açık aynen açık söyleriz öyle. Ne olacak tabii yani şey. Bir teknik adam Şenol abi, sen olsun, Rıza Hoca olsun, işte diğerleri. Bizim bu yerli oyuncularda neyi hemen böyle görüyorlar? Evet, bu adamdan, bu futbolcudan futbolcu olur. Neye bakarsınız ilk? Ya şimdi önce oyuncunun yeteneğine bakarsın tabii ki, herkesin baktığı gibi. Bir de gelişimine bakarsın. Gelişim. Gelişim çok önemli bir şeydir. Ha, şu, genç oyuncuları oynatmak için onların genç takımlarda, altyapılarda oynadığı dönemleri de takip etmek lazım. Eğer bir teknik adam mesela Rıza Hoca A takımda çalışıyorsa, altyapıdaki hocaları gidip izlemeye fırsatı olmayabilir. Ama onun ekibinden birilerini gönderip zaman zaman antrenmanına çağırırsın eksik olduğun zaman. Oradaki hocayla iyi iletişim kurarsın. Oradan çağırırsın, antrenmanına bakarsın. Bir de gelişime açık oyuncular zaten kendisini belleder. Yani eskilerimizin bir lafı vardır. Adam olacak çocuk futbolculuğundan belli olur gibi bir laf vardır. Bu çok önemli bir şeydir. Şimdi teknik adam bu futbolcunun futbolcu olacağını anlaması lazım. Hatırla, senden burada bir programla biraz önce de, şimdi bizim milli takımda Stefan Kuz döneminde santraforumuz yok. Cenk sakat. O sakat, bu sakat. Burada program Kenan Yıldız var dedim. Al oynat dedim. Oynatmadı işte Stefan Kuz. Montella geldi, pat diye oynattı. Bir anda parladı. Neden? Ben onu çünkü genç milli takımlarda, bizim takımlarımızda oynuyordu. Oradan tanıyordum. O kapasitesi var. Görebiliyorsun. Arda Güler'in mesela. Çok önceden gidip 16 yaşında 19 yaş takımında oynuyordu. Görebiliyorsun. Semih Kılıçsoy'u 17 yaşında Beşiktaş'ın 19 takımında oynuyordu. Gol kralı oldu. Bu şimdi bunun futbolculuğunu bir teknik adam olarak gidip izleyip yeteneklerini görmemezlikten gelemezsin yani. Burada da cesaret şu. Ya bizim dönemimize geldiğimiz zaman gerçekten, demin Rıza Hoca söyledi, bizim dönemimiz farklı bir şeydi ya. Bizim dönemimizdeki teknik adamlar gözü kapalı. Rıza Hoca sen kaç yaşında oynadın? 17. Ben de 18 yaşında Trabzonspor'da oynadım. Banka oynadık bir de, böyle gideyim soyunayım falan değil. Genç takımlar çıktım oynadım. Rıza Hoca çıktı oynadı. Biraz da cesaretli ve cesur olması lazım bizim teknik adamlarımız. Bizde biraz kriz anlarında çok genç oyuncular. Mecburiyetten. Yani Beşiktaş'ın vefa dönemi vardı. O dönemde bile Beşiktaş'tan bir sürü oyuncu çıktı. Aynen. Şimdi bu sene ona benzer bir durum oluyor. Bak Rıza Hoca oynattı. Şimdi Serdar oynatmaya başladı. Çünkü altyapıda çalıştığı için Topraktepe. Tabii. Ve oyuncular vitrine çıkıyor. Vitrine çıkmayan oyunculardan hiçbir şey olmaz. Doğru. Bir de bizim dönemimizde şey vardı biliyorsun. Maçlardan önce biz oynardık. A takım maçlarından önce. Gençler Ligi vardı. Aynı sahada oynardık. Gençler Ligi vardı. Değil mi? PAF. PAF Ligi. Aynı sahada. Biz herkes sanırdı. Genç takımlar oynardık. Mesela bütün Beşiktaş o sene, bizim dönemlerimizde Beşiktaş'la biz çok iyiydik altyapıda mesela. O çok güzel bir uygulama. Belki o dönemden işte Rıza'lar falan, Metinler, Bezden, ben zeminler falan. Zeminler belki oyuncu, şimdi hepimiz oradan çıktık. Zeminler belki sıkıntı yaratıyor şimdi ama
mesela o atmosferi genç oyuncuların yaşaması. Çünkü tribünlere taraftarlar erkenden gelirdi. Tribünü doldururdu. O patlama dönemimiz o zaten. Tabii tabii işte. Aynen ya. Çok güzel bir golmaydı. O patlama dönemi Beşiktaş'ın, bizim, Galatasaray'ın. Şimdi bizde şey vardı. Beşiktaş'ta hala var. Öz kaynak düzeni. Evet. Bir şey var bizde. Ve oradan bizim o üst sene üst üste Avrupa, yani şampiyon olan takım ve rekor kıran takım, namalip rekor kıran takımın %80'i altyapıdan geldi. Orada işte Serpil Hoca, Adnan Dinçer hocalarımız vardı. Yani ve onun dışında şimdi aynı şekilde de şu anda Mehmet Ekşi var orada. Bu da futbolun içinden gelmiş. Şenol Hoca da çok iyi bilir. Yani birincisi bizim en büyük şeyimiz oyuncuyu seçerken zaten futbolun içinden geliyorsun. Ben de altyapıdan yetiştim geldim. Şenol Hoca da altyapıdan yetişti geldi. Onların hepsini biz var ya cin gibi biliyoruz. Hepimiz biliyoruz yani. Öyle bir şeyi yakaladık mı zaten hemen alıyoruz. Ben Alper Potuk'u 15 yaşında oynattım. Eskişehir'de. Eskişehir'de yani. Neden? Niye oynatayım ben 15 yaşındaki adam şey derler. Ben de senin işte yardımcındı Servet Çetin. Şimdi hocasıydı. Evet. Kartalspor'da 16 yaşında oynattım ben Servet'i. Hatta Volkan. Demirel. Kaleci Volkan da vardı, Demirel evet. De oradaydı. Onu da yavaş yavaş kadroya almaya başlamıştım. Kartalspor'da ya Servet'i iyi oynattım. Yönetçiler bana dedi ki bu çocuk 16 yaşında nasıl oynuyor? Ya oynayanlardan daha iyi dedim ya. Ne olacak dedim, şampiyon mu olacak? Onun aynısını bana dediler ya. Ben aynısı. Kartal'dan Şenol Hoca'nın oradan ben aldım Servet'i Göztepe'ye. Evet. Göztepe'ye bravo. Göztepe'ye aldım ben onu. Bana dediler ki bu ne biçim koşuyor dediler. Ya. Ha, aynen öyle. Dengesizdi. Koordinasyonu bozuk. Koşu şeyleri vardı onun. Ondan sonra biz onu biraz çalıştırdık. Bayağı çalıştırdık onu ya atsın diye. Ondan sonra herkes Servet'i ağır zannediyor. Servet ağır değil. Değil. O fiziğine göre çok çabuk. Hiç ağır değildir. Değil. Gözü karadır. Mükemmel kafaya çıkar. Yürüdü gitti zaten. Bacakları uzun, timingi, zamanlaması çok eder. İyidir. Kolay kolay rakip geçemez onu. Ama ve bir de tabii ki kişi karakter olarak da süperdir yani. Öyle bir oyuncu bulamazsınız. Her yönüyle iyi olan birisi yani. Ya biz bir kere izlediğiniz zaman zaten bir oyuncuyu bir idmanda ya da maçta belli eder futbolcu yani. Anlarsınız ya, öğrenir, zaten. Şey yaparsanız kesin notunu verirsin. Aynen. Ha bir oyuncuyu seyredersin. Şenol Hoca'nın dediği gibi oyuncuyu bir daha seyrettirirsin. Yardımcına falan. Netleştirdiğin zaman alırsın. Bu kadar basit. Şimdi bizim hocalarımız bizi alırken ben 17 yaşındayım. Şenol Hoca 18 yaşında girmiş. Bizim hocalarımız İşi biliyor demek ki yani. Tabii. Adamlar hemen alıyorlar. Bizi A takıma alıyorlar direkt yani. Şeyde şu anda ülkemizde baktığınızda hocam rakiplerinizde Fenerbahçe, Galatasaray yerlilere baktığımızda mesela kimleri kıymetli görüyorsun hocam Türk futbolu adına? Yani Bardakçı, Kadıoğlu, Ferdi sayabileceğimiz Kerem Aktürkoğlu değil mi? Milli takım ve yani şimdi, Almanya'da önemli bizim için. Ya isim vermeye gerek yok ya. Çok değerli arkadaşlar var yani ama ayırım yapmayalım bence ama. Haksızlık çok, olur. Ya tabii çok iyi oyuncular var, yetişiyorlar. Ele ele şeyde Avrupa'da. Kenan Yıldız'ı için ne diyorsun hocam? Çok iyi ya. Geleceği daha iyi olan birisi yani. Arda'nın oraya gitmesi çok mükemmel bir şey. Önü açılacak. Bugün hocasının bir demeci vardı evet. Galiba. Juventus'un hocasını. Tabii kafasını karıştırmayın mihvalinde bir açıklama. Yani. Ronaldo'dan daha iyi olabilir ileride gibi bir şey. Birisi söylüyor ben okumadım. Kenan'la ilgili mi? Aynen. Kenan'la ilgili. Ama evet o çok, olabilir. Juventus yani. Üzerine titriyor şu an Kenan Yıldız'ın. İşte bizim söylediğimiz doğru. Ben onu çünkü bizim genç milli takımlardan evet. Tanıdığım için biliyorum. Yani mesela dün Galatasaray'da oynayan Sabek Ali var ya. Ya bizim milli takımda oynadığının yarısını oynamadı çocuk heyecanla. O da çok iyi bir sağ bektir. O gerçek sağ bek mi? Gerçek sağ bek. Çok iyi bir oyuncu. Çocuk dün çok şeydi böyle. Ya ama çok, iyi olacak kesin. Ben ona kesin baktım de. Şöyle çekingendi biliyor musun Rıza Hoca? Yani hata işte, yapmamaya korkuyor. Yoksa var ya onun hücum opsiyonları falan o kadar geniş ki o saça boyu gibi. Ben de izledim. İzledim altyapılarda. En önemli özelliği mesela tekniğidir Ali Turap'ın. Mesela dün Galatasaray futbolcular da çok fazla kullanmadı onu. Boşken mesela direkt sola döndüler. Çekingen oynadı. O da çekingendi. Geliyordu, topu evet. Veriyordu falan. Zorlamadı yani. Hiç. Çok geri dönüyordu yani çocuk. Evet. Yani evet. Hata yapmayayım diyor yani. Hata yapmayayım diyor. Hata yapmadan İlk maç için zor diyor. Bir maç oldu onun için. Tabii İç canım. Sahada mesela bir maçta oynasaydı mesela. Taraftarın önünde belki daha iyi olurdu. Belki şimdi direkt Sivas deplasmanı. İşte vazgeçmeyeceksin. Yani bir şey gördü ki Okan Hoca aldı. Onun aynen. Devamının üzerine gelmesi durmak gerekiyor. Şeyde de gördü aldı işte Kazımcan. Okan Hoca aldı, oynattı. Hani Altay'dan geldi. O da iyi bir oyuncuydu.
Ha, bu oyunculara sabretmek lazım. Sabrettiğin zaman sonuçta abi, zaten... Biz hem genç oyuncu oynasını istiyoruz taraftar olarak. Hem de genç oyuncu iki maç oynadığı zaman kötü. Hemen diyoruz ki bundan bir şey olmaz. Bak Arda'nın gitme zamanı mükemmeldi. Eğer Arda burada kalsaydı, 2-3 maç kötü oynasaydı, işte şımardı, şöyle oldu, böyle oldu bir diyecekler. O tam zamanında gitti. Bana göre de mükemmel şekilde de buraya dönecek yani. Döner mi diyorsun bir gün hocam? Futbolu bıraktan sonra dönsün ya. Futbolu bırakmadan yok, dönmesin. Ya burada, olsun, buraya da faydası olması gerekiyor. Özellikle milli takımımıza. Yani gitmek güzel ama nereye gittiğiniz, ne zaman gittiğiniz. Mesela Emirhan İlkan benim çok beğendiğim, çok yetenekli bir çocuk. Ya çok iyi oyuncuydu. Çok zamansız kötü bir takıma gitti. Kimi dedin yani, Emirhan İlkan, Emirhan hocam Beşiktaş'ta. Evet. Şimdi Başakşehir'de oynuyor. Ama işte keşke... Diyoruz ki bir sezon daha kalsaydı Beşiktaş'a. Zamanlaması da önemli ya da nereye gittiğiniz ya de önemli. Onur, bazen gitmelerinde fayda var. Çünkü forma bulma şansın çok zor. Neden? Bu yabancı kontenjanından dolayı yerli oyuncular pek fazla şans bulamıyorlar. Şimdi değiştirdiler bak, onu. Geçen sene Rıza Hoca Yunus Emre'yi bir türlü oraya monte etti. Bu sene de Servet Çetin de geldi, devam ettirdi. Ya oluyor demek ki ya. Olmuyor diye bir şey i̇şte yok. Şimdi Semih'i bu kadar ısrar etmeseydi Beşiktaş'ta hocalar. Ya Semih'i şimdi son haftalarda oynadıkça üstüne koyuyor. Yani genç bir çocuğu koyuyorsun. Evet, bir maçı iyi oynamadı. Tamam ya, bundan bir şey olmaz dediğin anda bittiğin an demektir işte. O da işte Rıdvan Yılmaz'ı söylemeye çalışıyor. Emirhan, onlar bak şu anda yoklar. Evet. Emirhan demek çok yetenekli ve bence çok olacak. Yetenekli. Evet, inşallah. Yani. Ama şu, bak bir futbolcuyu biz şimdi Rıza Hoca ile ikimiz. Ya yıllarca o Beşiktaş'ta oynadı. Ben yıllarca Trabzonspor'da oynadım, Fenerbahçe'de oynadım. Buralara çıkmak var ya, sorun değil. Devamlılık bak, burada. Buralara da çıkmak, oraya çıkmak sorun değil. Gelir bir teknik adam, alır seni çıkarır. Kalmak önemli. Önemli olan orada kalmak. Şimdi Rıza Hoca kaç sene, 17 sene mi, 18 sene mi? 17 sene A takım, 3 sene de genç takım. Ya ben 10 sene Trabzon'da, 6 sene... Ya buralarda kalmak kolay bir şey çok değil zor, ki. Geliyorsun. Çok zor, üst düzey. Şu, üst düzey, milli genç takım. Oyuncuların... Emirhan İlkan için de geçerli bu. Semih için de geçerli. Dün oynayan Ali Tur. Ya bunların buraya çıktıktan sonra bir çalışıyorsalar üç çalışacaklar. Futbolcu olmak için çalışmak. Çalışmanın var ya, aslında tipik örneği karşımızda duruyor. Aynen. En çok çalışan bizim dönemimizdeki futbolculardan bir tanesiydi. Ya yeteneğinizle yani siz çıkabiliyorsunuz. Karşı takımda olmamızdan ama Rıdvan'ın ev arkadaşı olduğu için ne yaptığını biliyordum ben onun. Ya bunlar gece halı sahada top oynuyordu antrenmandan sonra. Yani öyle öyle çalışıyordu. Ha biz de çok çalışıyorduk ama Rıza Hoca'nın çalıştığını hepimiz çok fazla biliyorduk çünkü. Kendini acayip geliştirdi ya. Rıza Hoca'nın sen kısa cezaların dışında girmeden kısa kesme ortaları var ya, adam öldürüyordu ya. Dünya gol attırıyordu orada. Biliyorum hocam. Tabii. Penaltıları bile atıyordu. Son dönem bayağı penaltı attı. Hocam zaten. Yabancı kuralı nasıl değerlendiriyorsunuz? Yeni yabancı kuralını. Bence iyi. Yani yavaş uygun yavaş mudur? Düşüyor iyi. Yani Şenol Hoca söyledi. 11'de ama serbest artık. Evet, şimdi Şenol Hoca söyledi de şey dedi, yani onlara şans vermemiz lazım dedi. Şans bulamıyorlar. Emirhan'a örnek verdik. Bulamıyor dedi şans. İşte şimdi onlara şans gelecek. Onlar da değerlendirecekler yani. Dediğin gibi bakın şu anda cidden Türk futbolunda büyük gelişme var. Yani yeni yetenekler çıkıyor. Bir tek şey değil, kalecilerimiz de öyle. İyi kaleciler var bizde. Gerçekten aynen. Çok iyi kaleciler öyle, var yani. Öyle hocam. Onun için bence şu anda bir çıkıştalar yani. Hocam bence... kalecilerimiz epey zamandır var. Bu da neden kaynaklandı? Sen daha iyi biliyorsun işte. Yani bu kaleci antrenörleri kendilerini çok geliştirdiler ve evet. Kalecileri çok iyi çalıştırıyorlar. Hı. Ve herkes de güvendi. Artık bu yabancı sınırlamasında bir numara dedi. Kalecimiz Türk olsun. Oradan gidelim. Ve kaleci antrenörü de bizim gerçekten Türkiye'de çok eğitimci antrenörlerimiz var. Evet, bunlar evet. Da çok iyi eğitim alıyorlar ve kalecileri iyi eğitiyorlar. Ya onu da şeyde çok iyi yaptılar. Rasim Kara döneminde. Rasim abi bu işi başladı. Rasim abinin hakkını yememek gerekir. Kesinlikle. Bana göre Türk futboluna en büyük katkısı bulunan insan. Kaleci antrenörlük birimini okurdu. Kaleci antrenörlerinin önünü açtı. Onlara kurs verdiler. Bir sürü şey yaptılar. Gerçekten nasıl çalışmalarını öğretti. Her şeyi yaptılar. Yani federasyonda kurs açan adam Rasim abi. Çok yani Rasim var. Abinin hakkını yememek gerekiyor. Sahip çıkmak gerekiyor. Ama maalesef orada bir bana göre bir yanlış oldu. İşte orada işte 65 yaş üstü arkadaşlarımızın, abilerimizin yani görevlerine son verdiler. Ama kaleci şeyinin bence durması gerekiyordu. O 65 yaş üstü olayına çoğu kişi karşı.
Yani üzülerek karşı yani. Yani orada dediği gibi hocamın akil insanların olması değil mi Onur? Kesinlikle. Bilgili insanların olması, danışabileceğin insanların olması. Rasim Kara diyor. Kalecinin her ya şeyini konuşabilirsin. Ben Fenol lafımızdaki, bak ben size bir şey söyleyeyim. Her yerde değerlerimize sahip çıkamıyoruz. Bravo hocam. Tamam mı? Bravo. Her yerde değerlerimize sahip çıkamıyoruz. Her camiada oluyor bu. Her camiada oluyor. Yani onlara çıkamıyoruz. İşte onlara sahip çıkacaksın. Yani bir İngiltere'ye bakın. İngiltere 70 yaşında adam çalışıyor. 75 yaşında adamlar çalışıyor. Doğru. Ve buraya biz transferler de yapıyoruz öyle antrenör olarak. Yani yaş olarak baktığınızda. Fenerbahçe yaptı. Şimdi Beşiktaş'ın yaptığı. Yani işin çalışılabiliyor. Demek ki yapabiliyor. Niye yapmasın? Eğer gücü varsa, kendine güveniyorsa önünü açacaksın bu yani. Bu kadar basit. Almanya'da örnekleri var hocam. Mesela ama, futbolu futboldan gelenler yönetiyor. Mesela evet. Bayern Münih bunun en net örneği. Tamam. Bizdeki yönetici profili nasıl? Bizde İş adamı, müteahhit, farklı sektörlerden kişiler. Yani sizce de futbolu futboldan gelenler yönetmemeli mi yani? Ya kesinlikle öyle olması gerekiyor. Yani bir şöyle bir şey var. Sen mesela biz şey yapıyorsun. İşte bir sürü şeyler yaşanıyor, maçlar yaşanıyor falan. Sonra kendi aralarında toplantı yapılıyor. Adamın işi, fabrika işi oluyor, ne bileyim galerici oluyor, başka bir şey oluyor. Adam geliyor akşam seninle ilgili karar veriyor. Anladın mı? Yani işi farklı. Ama oradaki şey de sizin dediğiniz en doğrusu Bayern Münih. Allah rahmet eylesin. Beckenbauer'la evet. Başladılar. Rummenigge başkan oldu. Ne bileyim başka arkadaş başka yerde görev aldı. Hep Bayern Münih. Yani çok dönüşümlü böyle. Hiç birisi bir bakıyorsunuz transferin başında oluyor. Kendi oyuncularını yapıyorlar. Ne oluyor? O zaman düzgün gidiyor. Yani Şener Hoca'nın dediği gibi soru sorduğunuzda işte biz nasıl oyuncuları görüyorsak onlar da kulübü yönetebilirler. Federasyonu yönetebilirler futbolcu tabii. olarak. Yani federasyonda bizlerin bir kere olması gerekiyor. Kesinlikle. Bizlerin kesinlikle olması gerekiyor yani. Futbolun ruhunu bilmek gerekiyor. Diyorum ya kesinlikle hem kulüpte hem kulüplerde hem de federasyonda. Ama o alacağınız kişilerin background'u, kişiliği, karakteri hepsi iyi olması gerekiyor. Hem kulüpte hem de federasyonda. Ama kesinlikle federasyonda en az 3-4 tane futbolun içinden gelmiş, hak etmiş insanlar olarak gelmiş insanları almaları gerekiyor. Doğru. Futbolcu arkadaşları almaları gerekiyor. Serpil Hamdi Hoca, Adnan Dinçer, rahmetli Tamer Güney, Özkan hocamız. Bu insanların hakikaten Rıza abim dediği gibi yaşayan efsane Rasim Hoca, Rasim Kara. Daha niceleri var. Federasyondan 65 yaş üstü diye görevlerine son verilen veya öyle bir karar. O gün ben oradaydım. Toplantı yapıldı orada. Bize de ödül verilmişti orada Sivasspor olarak. Ya çok üzüldüm. Yani şöyle üzüldüm. Orada mı öğrendiniz hocam siz? Yok, önümüze çıktılar. Hepsine teşekkür ettiler. Herkesin işine de görevlerine şey yaptılar, bıraktırttılar. Yani ya üzülüyorsun ya. Adamın gücü var, şeyi var. Bizim mesela Cem Pamiroğlu, Şenol Hoca iyi tanır ya. Adamın enerjisi bitmez ki onun. Hiç. Adam var ya futbolcudan daha çok çalışıyor şimdi. Cem abiyle burada beraberiz ya. Yani futbolcudan daha çok çalışıyor. Yani niye şey yapıyorsun, adamın önünü kapatıyorsun yani. Ve bir sürü milli takımda yer var. Yani çok güzel işler yapan. Bir de Cem Hoca'nın İngilizcesi var, her şeyi var. Yani Almancası var. Ben onu örnek veriyorum yani. Bir tek örnek veriyorum. Rasim abi zaten söylemek istemiyorum. Ömer abileri söylemek istemiyorum yani. Ama gerçekten o gün çok üzüldüm ben. Yani o olayı bence orada yapmasalardı daha iyiydi yani. Öyle mi diyorsun hocam? Evet, ya başkalarına da öyle görev verebilirsin. Bak doğru söylüyor. Başkalarına da görev verebilirsin diyor ama futbol hafızasını yok edemezsin sen. Bunlar Türk futbolunun gerçekten hafızaları yani. Bu değerlere herkesin sahip çıkması lazım. Federasyonunda, kulüplerinde herkesin de sahip çıkması lazım. Doğru söylüyor. Ben hatırlıyorum o fotoğrafı. Yaşla bu iş olmuyor. Akılla oluyor, tecrübeyle oluyor. O işin yaşla bence şey oluyor yani. Gözleri dolmuş bazı hocalarımızın. Ya bana göre çok büyük haksızlık oluyor yani. Adam yıllarca çalışmış. Hadi senin yaşın şöyle olmuş. Sen git. Senin evet. yerine başkası gelsin. Nereden geliyor başkası? Almanya'dan geliyor. Aynen. Yani Türkiye'yi tanımaz etmez. Geliyor oradan. Yapmaya çalışıyor ama buradakilere baktığınızda siz de güzel isimleri söylediniz zaten.
burada kimler çalışmadı eski? Kaç yaşına kadar çalışanlar vardı, yönetenler vardı yani. Yani ben o gün sadece şeyi söylüyorum, kendi düşünüyorsun. Ben çok üzülmüştüm yani o gün. Sadece siz değil hocam, çok kişi üzülüyor. Hayır, bizim demin dediğin gibi yani Trabzon'da da olsun, Beşiktaş'ta da olsun, Fener, Galatasaray, ne bileyim Bursa, hangi, nerede olursa olsun mutlaka çok değerli insanlar var. Değer kazanmış insanlar. Onların değerini bilmek gerekiyor, sahip çıkmak gerekiyor yani. Benim kulağıma geldi, bazı kulüpler bu oradan ayrılan hocalara danışmanlık gibi bir şey düşünüyorlarmış hocam. Benim kulağıma geldi o. Yani Necdet abi en güzeline, Ekşi abi hemen onu aldı Beşiktaş'ın altyapısına işte. Yani tabii. Böyle olmak lazım. Evet, bak, bizim Tuna abi mesela Fener'in altyapısı. Mükemmel işte bak, bak en güzeli, bak, en güzeli işte Şenol Hoca'nın söylediği, en doğrusunu da Beşiktaş yaptı, Mehmet Ekşi yaptı. Necdet abi gönderdiler, hemen aldı. Hem de hiç ara vermeden aldı. Hemen aldı. Ekşi abi o konuda 10 numara bir adam. Ya bu yaşla alakalı bir durum değil ki zaten. Tebrik ederiz vallahi. Ya yaş olur da 80 olur bilmem ne olur, zor yürüyemez edemez. Evle verir ya. Tabii görsem var ya, hala atletik, dinamik ya. Ya yaştan ne alakası ya var ya, her şeyi yapabiliyor. Hep söylenir yani. Futbolun bilmek, futbolun ruhunu bilmek. Ya ben sana bir şey söyleyeyim mi? Dünyanın en güzel şeyini biliyor musun? Tecrübe ya. Bravo ya. Satın alınamayacak tek şey. Şöyle ya bak, biz büyüdükçe diyelim, büyüdükçe değil de yani oynadıkça veyahut da çalıştıkça daha da tecrübeli kazanıyoruz. Ben hayatımın en büyük tecrübesini kazandım son iki ayda. Bir ayda diyelim yani. Hocam Beckenbauer'i öldü ya, buruşturup attı mı Almanlar? Yok ya, olur mu öyle şey? Beckenbauer son nefesine kadar futbolun içinde mücadele etti. Alman futbolu için kalkınma planı yaptı. Demin Rıza Hoca Bayern Münih'i örnek gösterdi mesela. Aslında Beckenbauer Almanya'da bir devrim yaptı bu konuda şöyle. Tabii. Daha sonra o Almanya'daki bütün kulüpler zaten yıllardan beri bu devrimin içerisinde. Bütün eski, bak orada mesela sen demin sorusu sordun ya, yönetici. Evet, Beşiktaş'ın yönetici Hasan Arat olabilir ama Samet olmuş, Feyyaz olmuş, Rıza olmuş, Betin olmuş. Altında 4-5 tane de olursa eyvallah. Altyapının başında yine onlar olacak. Başkanın futbolcu olması gerekmez ama diğerlerinin, diğer birimlerin kesinlikle futboldan gelen insanlar olması lazım. Federasyonun aynı şekilde olması lazım. Yani bunların Türk futboluna biz yıllardan beri yani... Demirci çırağı yetiştiği zaman demirci oluyor, daha sonra müteahhit oluyor, bilmem ne oluyor, çıkıyor, gidiyor. Biz şimdi çaylak futbolcuyduk, profesyonel olduk, antrenör olduk. Şimdi yönetici olmak zamanıdır yani. Bu işi biliyorsun, ediyorsun. Öyle yani, değil mi? Hiyerarşik düzen böyle geliyor. Öyle. Ya bir tane şey var, bu bir gerçek. Yani futbolu bilen insanlarız biz, hepimiz. Yani bizlerden, biz en azından yanlış yapmayız o kadar fazla. Bizlerden bir kere hem federasyona hem kulüplere gitmemiz gerekiyor. Yani ben kendimi kastetmiyorum. Bizlerin diyorum yani. Bizlerin. Hatta bizlerin imkanı var da hakem olması bile gerekiyor. Ama yaş olduğundan dolayı olmuyor. Veyahut da istemiyor arkadaşlarımız. Yani onları özendirmek gerekiyor. Ama federasyonda ve kulüplerde kesinlikle olması gerekiyor. Yalnız Şenol Hoca benim şeyim, o alacağınız insanların da karakteri, kişiliği, background'unun çok iyi olması gerekiyor. Tabii canım yani. Öyle arkadaşlar alacaksınız. Yani böyle federasyona baktığınız zaman böyle o futbolun geçmişi arkadaşlar bir bakacaksınız. Kendi şeylerimizi, çevremizdeki arkadaşları göreceksiniz yani. Beraber oynadığınız arkadaşlarını göreceksiniz. Hepsini değil tabii. 3-4 tane, 5 tane yeter yani. Tabii canım. Orayı ya yönetmek için evet, yeter yani. Evet. Şimdi bizim Turkuaz Medya'nın matbaalar müdürü var Mehmet abi, Mehmet Kamiloğlu. Tabii sizin dönem görünce Şenol abiyle Rıza Hoca'yı hastasıydım diyor ikisinin de. Şenol, Rıza Hoca'yı biliyoruz diyor. Şenol Hoca diyor, Usta Ömer, bizim matbaa müdürü Mehmet Kamiloğlu. Usta Ömer açıklasın artık diyor. Trabzonsporlu muydu, Fenerbahçeli miydi diyor. Ya. Vallahi yazdım bak Mehmet abi. Beni dedim yayında taca atma. Sen sor dedi. Ben bunu sorayım. O hangi takımı tutuyor? Trabzonspor. Trabzon hastası. Şimdi bak. Sen 82'de... Ya bak ya Rıza Hoca. Trabzon'a maça gidiyorum ya. Bak şimdi. Burada olmuyor. Burası büyük bir yer mesela. Trabzon'da ne zaman maça gitsem. Benim memleketim orası. Evet. Tribüne gidiyorum. Evet. Ya sen bizi mi tutuyorsun, Fener'i mi tutuyorsun? Ya ya bu yaşa geldik. Hala soruyorlar bak. Ya şimdi bak. İnanılır Ali Kemal Denizci'ye sormuyorlar.
Osman Denizci'ye sormuyorlar. Ali Kemal Denizci Beşiktaş'ta, Fenerbahçe'de oynadı. Serdar Bali'ye sormuyorlar. Evet. Ya hep bana soruyorlar ya. Ya bana sormayın artık ya. Ben taraftar değilim. Hocam bak, sen güzel bir şey bırakmışsın, ne güzel. Hayır, ne işte güzel yani ya. Şu. Abi, bunu sormaları tane, güzel hocam tane, siz aslında. Hayır, bana sormalarına gerek yok Onur. Niye? Ya ben Trabzonspor'da da oynamışım, Fenerbahçe'de de oynamışım. Ha ben birini istiyorum, birini istemiyorum mu dememi bekliyorlar. Bence yani öyle bir şey olur mu? İki tane büyük takımda oynamışsın. Ya bu ne güzel bir şey, değil mi? Şey kadar hocam. Aslında öyle ya. Demeleri lazım. Ben sen tek, bizim gururumuzsun. Sen de oynadın Fenerbahçe'ye gittin. Ben Allah'tan Beşiktaş'ta başladım, orada bitirdim. En güzeli o. Rıza yani Hoca'ya soramaz oluyor. Kimse. Ben de sıkıntı yaşıyorum. Başka takımla Beşiktaş'ta oynadığımız zaman. Eğer yenilirsek kızıyorlar bana. Peki Sergen'in tarihi Rıza bir dedikodu yalan bir dakika, vardı. Derler ya Rıza Hoca gittiği her takım. O hakikaten şey mi? Sözleşme ya yazar. Öyle bir şey. Onu yok. Bir şey söyleyeceğim. Sergen'e ne diyorlar söylüyorum. Peki? Sergen 4 takımda da oynadı. Doğru söylüyorsun. Sergen'e hangi takımın olduğunu sorar mı? Sergen yani. Herkes Beşiktaş'tı biliyor. Sergen öyle mesela. Fener, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon. Dördünde de oynadı. Bir sürü takımda oynadı yani. Şey o yani. Özel maddeden bahset hocam, o öyle bir şimdi madde. Yok bak şöyle bir şey mesela ben Sivas'ta olanı anlatayım. Sivas'ta ben Mecnur Başkan'la bambaşkayız. Daha zaman zaman tabii ki bazı sıkıntılar da yaşıyoruz hep beraber. Ama orada bir tane bir şey vardı. Birbirimize söz verirdik, tamam mı? Şey bana derdi başkan ve Erdal Bey yardımcısı. Rıza Hoca bizden gideceksen ya Beşiktaş'a ya milli takıma gidersin. Ancak ikisine izin veririz diyorlardı. Onun dışında biz sana izin vermeyiz. Ama o öbür ikisine kesinlikle beni bırakıyorlardı yani. Bu öyleydi yani. Yani oraya madde olarak yazılan bir yok, şey değil. O, yani. O madde karşılıklı. Olarak yazılan, yazdırdığın zaman o taraftara haksızlık tabii olur. Ki, tabii ne ki, bileyim tabii. Başka bir şey olur. Öyle bir şey yok yani. Olur mu öyle şey ya? Beni istedi, ben takımı bırakıp gideceğim. Öyle bir şey olmaz aynen yani. Hocam. Yani o daha soruya cevap tabii. Ya benim günah. Yok yok. Bak, ben sonra sana hiç sormadım bu soruyu bugüne kadar. Bu sorunun cevabı zaten üstünde yazılı. Trabzonspor, sonra Fenerbahçe. Tamam bitti. Tamam. Yani bu ben oynadım oralarda. Ben onların taraftarı olmadım. Büyük de bir şans aslında abi. Yani ben Allah'ıma şükrediyorum. Şanslı ki. Şanslı bir insansın ya, hocam. Evet yani benim bu şansımı şanssızlığa çevirmeye. Yap yani benim de hakim bir tarafına da bu yapmaya çalışıyor. Ya, Fenerbahçe taraftarından ne diyorlar sana? Onlar da soruyorlar. Yok Fenerbahçe'de öyle bir şey yok ya. Yok. Şimdi bizim oynadığımız dönemler bayağı eski olduğu için Trabzon'da yani pek gençler bu hatırlamıyorlar tabii. Ya, tabii canım. Ama Fenerbahçeliler yani. Daha sonraki dönem olduğu için zaten Fenerbahçeliler beni öyle kabul etmişler. Almışlar yani seviyorlar da yani. Önemli olan zaten iki camianın sizi sevmesi. Seviyorlar mı? Seviyorlar. Ya ben hiçbirini ben bu. Çünkü görevimi sonuna kadar layıkıyla yerine getirdim. İkisinde de şampiyonluk yaşadım. Ben daha ne yapayım? Allah'ıma binlerce şükür olsun ya. İki ne kadar kıymetli bir şey. İki tane güzel kulübümüz, dünya ya yani Türkiye'nin en iyi kulüpleri. Allah'ıma şükür olsun ki ikisinde de futbol oynamışım ya. Ben çok onlarla övünüyorum ikisiyle de. Az insanlar. Bir de yani futbolda Şenol Hoca ile biz sol bek oynuyor. Ben kanatta oynuyordum madem. Karşılaşıyor devamlı tabii, sürekli tabii. Şekilde. Bir ara bunlar beni 5-1 bizi yendiler. Fener'de oynuyorum. Sağ açık Metin. Orta sağında Rıza, sağ bek Recep. Üf ya üçü birden geliyor. Benim önümde kim oynuyor biliyor musun? Oğuz oynuyor orta sahanın solunda. Sol açık Aykut oynuyor bizim kocaman. Kocaman ya, gelmez diyorsun. Ya ikisi de kardeşim adam takip etmiyor. Recep zaten geriden şey... Apaçiler gibi geliyor. Rıza Hoca zaten hiç durmuyor saniye. Metin hangisine basacağım ya? 5-1 bitti maç. Sonraki manşetlerde öyle Şenol yani. Yerde sürünüyor. Ya benim günahım ne dedim. Üçünden nasıl baş edeyim? Yani üçüyle baş etme imkanın yok yani. Ama şey yani Şenol Hoca'nın şeyi duruşu, muruşu, futbolculuğu falan gerçekten mükemmeldi yani. Ya hocam her o zaman da sizin kadro... Buna topa vurdurmamaya çalışıyorduk biz de işte. Orta yaptırmamaya çalışıyorduk. Çok iyi orta yapıyordu o da. Şimdi Rıza Hoca'yı tutsan olmayacak. Recep geliyor Recep abi. Metin. Yok ben zaten olarak... Metin'le oynuyorum da. Sağ açık Metin oynuyor. Ben sol bek oynuyorum. Ama Rıza Hoca orta sahadan bindiriyor. Recep sağ bekten geliyor. Üçüne birden. Aykut zaten adam kovalamıyor. Oğuz hiç adam kovalama diye bir şey yok. Üç kişi birden gelince o maçı hiç unutmuyorum çünkü manşette böyle ben yerdeyim bir pozisyonda hangisiydi gazetenin manşet
Şenol'u yerde süründüler. İşte Feyyaz, Rıza. Rıza Hoca'nın oynadığı dönemde. Metin, Rıza, Recep. Fenerbahçe'ye karşı ciddi bir üstünlüğü oluştu Beşiktaş'ın. Ya biz olsa ne Galatasaray'ı yeniyorduk. Bunlar da bizi yeniyordu. Hep öyle. Hakikaten öyle. Beşiktaş sürekli Fenerbahçe yeniyordu o dönem. Değil mi hocam? Bunları bir maç yendik, şampiyon olduk. İçeride 2-1 yendik. Uçe'nin attığı golle. Yok, Uçe değil ya. O şeydekini diyorsun. 88-89. Sizin dediğiniz maç hocam uzun bir süre sonra kazanılan maç. Fenerbahçe'nin Osijek döneminde kazandığı maç. Ama ciddi bir üstünlük. Hani Erman Hoca önce Hakan golü attı, Aykut'u düşürdü. Erman Toroğlu'daki. Önce penaltıyı böyle gösterdi. Gol olunca döndü orta sahaya. Hatırlıyor musun? Herkes ya sizi gördükleri için bak. Herkes ama ya. Yani o dönemi izleyen bizden yaşça büyüklerimiz, abilerimiz. Benim WhatsApp durmuyor hocam. Şenol Usta, Ömer Rıza, Çalınbay, Muazzam. O günleri insanlar yad ediyor. Bu çok keyifli bir şey. Şimdi madem öyle, hoca da buraya gelmişken bir şöyle Ziraat Türkiye Kupası finali izletelim hocaya. Hoca final maçı, Kayseri maçı hocam, Olimpiyat Stadında o maçın görüntüleri, final maçı. Madem öyle biraz da nostalji yapalım. Hem de hocanın zaten da sabahtan beri nostalji yapıyoruz. Güzel ama hocam çok güzel sorular geliyor. Daha ne sorular var? Peki Olimpiyat Stadına gidelim. Rıza Hoca'nın Sivas Sporu o gün Hikmet Karaman'ın Kayseri Spor karşısında İyi bir oyun ortaya koydu. Kayseri Spor'da müthiş oynadı ama Rıza Çalınbay kupayı kazandı Sivas'ta. O maçı hatırlayalım. Saat başı devam edelim. Evet, Rıza Çalınbay, Şenol Usta Ömer ve Onur Özkan'la transfer raporu devam ediyor. İlk bölümde ağırlıklı biraz nostalji yaptık. Hocaların futbola bakışı, beraber oynadıkları dönem, yaşananlar, yaşadıkları tecrübeleri çok kıymetli bizim için tabii. Anlattıkları hoş şeyler bunlar. Biraz da tabii bugüne güncele dönelim Şenol abi. Hocam müsaadeniz varsa. Bugünü de konuştuk zaten. Hocam ya şimdi. Burada laf bitmez. Daha yeni başladı Aykut. Doğru. Hakemler, son yaşananlar, maalesef o elim olay yaşanmaması lazım. İnşallah bir daha da olmaz hocam. Hakemlerimiz hakkında birkaç soru soracağım hocam. Tabii ki canım. Hakemlerimiz başarılı mı hocam bizim? Özgüven kayıpları var mı? Kasıtlı mı oluyor bu hatalar? Nedir hocam? Yani ne yapmamız lazım? Acaba biz hakemleri konuşmamalı mıyız? Yöneticiler, medya. Kendi hallerine mi bırakmalıyız? Siz hakemlerin başarılı olduğuna inanıyor musunuz hocam? Ya ben şöyle, hep şöyle inandım futbolculuk hayatımda. Ben hakemler bilerek hata yaptığına inanmıyorum ben. Yani bilerek. Kasıt tabii yok. Ben bir iki kere tabii bazı şeylere şahit olduk ama çok eski onlar. Ben şey yapmıyorum. Hakemlik hakikaten çok zor bir meslek. Yani bir anda karar vermen gerekiyor. Şimdi VAR olduğu için biraz daha düzgün oluyor. Ama hakikaten zor bir meslek. Mutlaka birinden biri sana kızıyor. Yani hata yapmıyorlar mı? Yapıyorlar. Yapıyorlar. Bence de şu anda çok güzel bir şekilde VAR geldi. Tamam, bu VAR'dan da iyi şekilde yararlanmak gerekiyor VAR'dan hakem arkadaşlarımız. Yani benim gördüğüm, hakem arkadaşlarımızla gördüğüm benim iletişim. Yani oyuncularla olan iletişimleri. Mesela dünkü maça baktığımızda işte bir iki tane olaylar oldu. Galatasaray Sivas mı hocam? Evet, Kerim oyundan atıldı Ondan sonra ya... Bazen böyle idare etmeniz gerekiyor. Bazen tabii ki ne gerekiyorsa onu yapmanız gerekiyor. Ama bazen de hakikaten inanılmaz hatalar oluyor. Yani o da tabii ki hem kulüpler için hem oyuncular için sıkıntılı oluyor. Ama ben bunların bilerek yaptığına inanmıyorum. Yalnız şu VAR'ın şeyini bence düzeltirlerse, VAR'ı iyi şekilde kullanırlarsa bana göre çok iyi maçlar yönetebilirler. Şimdi otomatik yarı ofsayt de geldi. Değil mi Onur? Evet. O da geldi hocam. Tüm dünyada yani, uygulanan Şampiyonlar Ligi'nde. Zaten uygulanacaktı o. Yani uygulanacaktı. Uygulanması da gerekiyordu. Yani bana göre de zaten şarttı yani. Ne varsa yapılması gerekiyordu. Yaptıkları güzel şeylerden bir tanesi de eski hakem arkadaşlarımızı oranın başına getirdiler. Yani hani dedik ya futbolcuları işte bir yerlere getirmeleri gerekiyor diye. Yani masa başına veyahut da başka bir yer göreve. Yaşa hocam, doğru. Ha. Şimdi bunda da hakem arkadaşları, tecrübeli olanların hepsini oraya getirdiler. Artık orada hata olmasın. Yani hata artık az olsun. Çünkü takımların canı yanıyor. Bir de şimdi şu anda telafisi olmayan maçlar oynanacak ikinci yarı. Bunun bir daha yarısı yok yani. Telafisi olmayan maçlar, şampiyonluğa gidenler olacak, küme düşmeye gidenler olacak.
Onun için şimdi çok dikkat etmeleri gerekiyor. Her yönden yani. Ama ben şeye inanmıyorum yani. Kasıtlı olduğuna kesinlikle inanmıyorum yani. Yabancı hakem fikrine sen kesinlikle sıcak yok. Bakmıyorsun. Her programda da söylersin bunu. Yok, yabancı hakeme gerek yok yani. Bence hiç gerek bizim yok. Bizim hakemimiz. Ama bir de yabancı hakem içi doldurulamayan bir şey. Şimdi biz gidip hangi ülkenin iyi hakemini getirebiliriz ya da hangi ülke iyi hakemini bize gönderir? O kadar basit. Yani sizin getirebileceğiniz hakem Bulgaristan, bravo. Yunanistan, Romanya çok. Ya da Körfez ülkelerinden hakem getirebilirsiniz maksimum. Onlar bizden daha mı iyi? Kesinlikle değil. Dolayısıyla biz hep yabancı hakem fikrini savunuyoruz ama içini dolduramıyoruz bunun. Çok sağlıklı bir şey değil, bu olmaz ben yani. Ben bir tane bir şey söyleyeyim. Çok kısa Şenol Hoca lafını kestim. Yok estağfurullah. Biz Avusturya'da kamptaydık. Ondan sonra hemen kaldığımız otelde de yakın bir yerde de şey maçı var. Avrupa Kupa maçı var. Hangi takımdaydın hocam o zaman? O zaman galiba şeydeydik, Rize Spor'daydık Rize'de. Herhalde. Ve maça gidelim dedik yardımcılarla. Çok yakın yürüyerek gittik. O maça bir baktım, Ali Palabıyık yönetiyor maçı. O maçı. Ondan sonra yardımcıları da bizim Türkler zaten. Hazırlık maçı. Yok lig Avrupa Kupa Home maçı. Avrupa Kupa maçı. Tamam hocam. Ya bir maç yönetiyorlar. O kadar iyi yönetiyorlar. Süper ya. Süper. Çıt yok hakeme. O kadar güzel yönetiyorlar orada. Bizim burada hakem arkadaşlarımıza baskı geliyor. Ha, baskı nereden geliyor? Bu taraftardan geliyor, yönetimlerden geliyor, başkanlardan geliyor hakem arkadaşlarımıza. Özellikle de burada bir Anadolu takımıyla oynadığı zaman eğer şeyin aleyhine bir şey yapıyorsan, mesela üç büyüklerin, dört büyüklerin bir şey yapıyorsan bir anda şeyler kalkıyor herkes. Yani hakeme saldırıyor. Ne oluyor? Hakem %90 etkileniyor. Tamam mı? O taraftarla. Hakikaten üç büyüğünde müthiş taraftarı var. Etkileniyor. Hakem %100 etkileniyor. Bir tek o konu var. Başka bir şey yok yani. Baskı. Cüneyt Hoca. Cüneyt Çakır var. Çok güzel örnek değil mi? Cüneyt Çakır bunun en büyük örneği. Avrupa'da Dünya Kupası'nda Avrupa Şampiyonlar Ligi finali yönetti hocam. Ya hakem yönetiyorlar yani. Mükemmel yani yapıyor. Ama burada inanılmaz baskı yiyorlar yani. Evet. O bir gerçek. Hocam ama hatta koridorların içinde yiyorlar bak. Maç başlamadan. Hiç gözükmeyen yerlerde koridorların hocam, içinde. Maç öncesinde başlıyor sosyal medyadan. Hakemlere baskı. Acayip şekilde oluyor baskı. Doğru. Yani. İşte o da hataya götürüyor insanı hocam. Baskı hataya götürüyor. Ya sen hocam. Şimdi. Sen şimdi hiç Avrupa'da, Rıza Hoca da bilir. Avrupa'da hafta içi hakemler açıklandığı zaman hiçbir Avrupa ülkesinde. Haber olmaz ki bu. Medyada da haber olmaz. Haber olmaz. Taraftar zaten hangi hakemin yöneteceğinin umurunda bile değil. Bilmez bile yani. Taraftar gider kendi takımın nasıl oynuyor, nasıl yapacak onu ancak izler. Başka bir şey izlemez ya. Bizde bunun istatistiği bile var. Hakem açıklanıyor. Şu hakemle X takım şu kadar maç kazanmış, şu kadar maç kaybetmiş. İstatistiğini tutuyoruz biz yani. Yani evet. Dünyada böyle bir şey yok. Hocam transfer harekatına Hüseyin Şenol abi. Şu anda Rıza Hocam'a da sözü vereceğim, Onur'a da. Bu devre arası transferleri öyle derler. Çok fazla yarar getirmez. Ha getirir ama böyle uç noktada yarar getirmez. Yani etkili olmaz. Etkili. Hakikaten öyle midir Şenol abi? Bu hiç öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Kim aldığınıza bağlı. Bravo. Nasıl ha? Kim alacağınıza bağlı mesela şu anda. Fenerbahçe iki tane nokta alması gereken mevkileri iki tane oyuncu aldı. Birisi Krunic, diğeri de stoper Bonucci. Şimdi bunlar Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan oyunculardı. Bonucci'yi ne yaptı? Sezon sonuna kadar aldı. Stoperde çünkü çok sıkıntısı vardı. Burayı bir an önce kapatması gerekiyordu. Hatta burada daha önceki programlarda da söylemiştik. Ayın 11'i sabah Ali Koç'un dedim. Muhakkak bir stoper buraya getirmesi lazım. Adamın da Allah'ı var. Oğlunu da getirdi. 11'inde değil bir gün önce getirdi. Niye? Ya görülüyor şimdi. Bunu herkes görüyor. Elinde çok mevcut stoperler var. Birisi Afrika Kupası'nda en iyisi. Diğeri sakat. Diğerlerinde yeterli verimi almayınca getiriyor. Diğer Krunic kendini kanıtlamış, ispat etmiş. Çok başarılı bir kariyeri var onun da. Orta sahada bir sıkıntı olduğu zaman, Fred olmadığı zaman alternatif üretemiyordu. Şimdi orada da bir alternatif üretti.
Doğru transfer şimdi. Bir sene önce devre arasında Beşiktaş'ın yaptığı transferler de Şenol Hoca döneminde çok başarılıydı. Ha, nokta transferi yaparsan, karakterli oyuncular alırsan doğru çıkar. Bu Rıza Hoca mesela yıllarca ligde çalıştı. Devre arası çok elzem olmadan bir oyuncu Rıza Hoca'ya söylesen alır mı? Almaz. İhtiyacı varsa alır. Doğru mu? İhtiyaç mı? Ben size bir şey söylüyorum. Buyur hocam. Devre arasındaki transfer var ya, en önemli transfer. Bu devre arası yapılacak olan transferler en önemlisi. Neden biliyor musunuz? Şimdi Şenol Hoca da söyledi. Maçı bir devre götürüyorsun ilk yarıya kadar. Bu ilk yarıda eksiklerini görüyorsun. Burada eksiklerim var benim diyorsun. Ona göre hemen buradan o arayı değerlendiriyorsun. Yani çoğu takımlar, hem düşen takımlar olsun hem şampiyonluğa giden takımlar olsun, devre arası yaptıkları iyi transferlerden dolayı şey oluyorlar, şampiyon oluyorlar. Ya da düşmüyorlar. Ve de düşmüyorlar. Biz öyle çok yaşadık. Özellikle de Anadolu'da ben çok yaşadım. Aldığımız transferlerle biz çok şeyi başardık. Yani onun için o çok önemli, devre arası. Ama alacağın oyuncular, işte Şenol Hoca söyledi ya, işte stoper lazımdı, geldi. Orta saha lazımdı, geldi. Gerçekten. Bunları giderdikten sonra tamamen takım oturmuş oluyor. Her yerin şeyi var artık, yedeği de var. Alternatifleri de var. Her şeyleri de var. Onun için devre arası bir can kurtaran gibidir. Yani bir şanstır o. Onu da iyi değerlendirirsen alır gidersin. Alır gidersin yani. Hocam Krunic'le Bonucci için ne diyorsun? Bonucci, yani kariyerler için ne diyorsun demiyorum hocam. Ya Rıza abinin dediği gibi tam mevkisine iki tane oyuncu getirdi işte. Biri stoper. Beka artık var ya da yok. Şöyle, önce oyuncu transfer ederken karakteri yüksek oyuncu olması lazım. Bence Fenerbahçe sezon başından beri bu yıl yaptığı doğru transferlere iki tane daha ekledi. Bonucci'den beklentisi ne? Şu kısa dönem için, hatta yani yarım sezonluk değil, belki de iki aylık falan, yani Cicu'yla Bekao'nun takıma dönene kadar oradaki açığı gidermesini istiyor. Büyük bir ihtimalle İsmail Kartal, Sayın Ali Koç bu açığı gidermek için de en büyük aday Bonucci'ydi. Şimdi şu anda başka bir oyuncuyu bulsalardı alırlardı diye düşünüyorum. Ama bu ihtiyacı çok kısa sürüyor. Ama diğeri Krunic uzun vadeli 2,5 yıllık da galiba tahmin ediyorum. Öyle bir sözleşme yapmışlar. Yapılacak bir oyuncu. Bu oyuncunun da bakıyorsun kariyerine, CV'sine bakıyorsun. Çok kuvvetli son 4-5 senedir. Onur daha iyi bilir. Milan'da oynuyor. Bu son senesinde biraz düşüş gösterdi. Ondan önce de bayağı oynuyordu. Bir de duran topları çok iyi kullanıyor. Frikikleri çok iyi kullanıyor. Aynen. Ki Fenerbahçe'nin böyle bir oyuncuya uzun zamandır böyle oyuncuya ihtiyacı vardı. Yoktu. Bir takımda frikik kullanmak, çözümsüz maçlarda böyle bir tane duran toptan, frikikten gol attığın zaman her şeyi çözebilecek bir oyuncu. Onun için şu anda yaptığı iki transferi de ben gayet mantıklı ve doğru buluyorum. Bence Fenerbahçe'ye büyük katkı sağlayacak. Tecrübelerinden dolayı da uyum süreci diye bir şey olacağını düşünmüyorum. Çünkü kaliteli ve karakterli oyuncular takımın içerisinde de bu tür oyuncuları bu sene Fenerbahçe çok barındırdığı için uyum süreci falan gibi bir şey de olmayacak. Yarın maç olsun, İsmail Hoca Banuççu'yu koysun oynar, Kurunç'u da koysun oynar. Çünkü takıma sistemi belli, oturmuş bir takım dolu dizgin gidiyor ve iyi oynuyor. İyi oynayan bir düzende bu tür oyuncuyu da koyduğun zaman hiçbir sıkıntı çekmez. Yani gidecekler kim acaba? Yani orada çok tabii medyada yazıyor. Ya iki tane kesin gidecek oyuncu var. Çünkü kontenjanı boşaltması lazım Fenerbahçe yönetiminin. Şu anda yabancı sayısı Fenerbahçe'nin 16. Hatta Lincoln Hernike ile 17. Hani onun sözleşmesi donduruldu. Onda bir problem yok. Kent kesin gidiyor İngiltere'ye. Orasını bir yere yazalım. İkinci oyuncu Zeiss olacak büyük ihtimalle. Zeiss ve şu anda Kent kesin. Ancak Fenerbahçe'den sürpriz ayrılıklar da olabilir. Yani şu an çünkü Fenerbahçe çok net forvet bakıyor. Hücum oyuncusu bakıyor o şu anda. O stoper vardı Onur, Juan Perez. Onun da sakatlığı uzun sürecek. Onun da sözleşmesi doğru hocam. Onun da sözleşmesi oldu. Demek ki Fenerbahçe'nin şu an 18 yabancısı. Yani Fenerbahçe'nin şu anda yabancı problemi var ama iki yabancı gönderildiği zaman problem ortadan kalkıyor. Ama King de Fenerbahçe'den ayrılabilir.
Hani onu da bir yere yazalım. Yani Kent. Onun ayrılacağını düşünmüyorum. İsmail Hoca çok tutuyor ki. Ya hücum oyuncusu bakıyor şu an çok ciddi şekilde orada Fenerbahçe. Orada santrafor Başakşehir'e giderse bakıyorlar. Yani kanatta da oynayacak forvet bakıyorlar biraz da. Batshuayi açıklama yaptı, kalıyorum dedi ama ben kesin kalıyor diyemem Batshuayi için şu anda. Hocam Fenerbahçe'nin gerçekten alternatif bir kadro kuruldu bu sene bakıldığında. Evet. Her mevkinin kendine has değil mi? Özellikle oyuncuları var. Ya baksana Osayi yok, Mert Müldür'ü koydu oraya. İki maçtır inanılmaz derecede iyi oynuyor çocuk yani. Bu çok başarılı bence. Hocam siz şampiyonluk yarışını nasıl görüyorsunuz? Ben Fenerbahçe'nin bir tane kazandığı bir şey var bu sene. Geçen sezon biz onlarla 4 maç oynadık. Türkiye Kupası'na karşılaştık. Türkiye Kupası hem 2 tane de lig oynadık. Her maçta değişik bir kadroyla çıktılar geçen. Ama bu sene öyle değil. Bu sene bir de yedek oyuncu bile girdiği zaman çok güzel şeyler yapıyor yani. Aratmıyor, çıkarı yani aratmıyor. Yedek oyuncu da dememek lazım. Yani dememek lazım da yani o kadar şu anda kenetlenmişler ki, o kadar da inanmışlar ki ve aldıkları oyuncular göreceksiniz. Şenol Hoca'nın dediği gibi çok katkı sağlayacak oyuncular. Oraya uyum sağlayacak oyuncular yani. Onun için de bana göre en büyük şans şu anda onların yani. İsmail en büyük şans onların. İsmail Hoca da Kartal da şanslı, şöyle şanslı. Şimdi diyorsun ki Cengiz Ünder oynamıyor. Bir patlıyor iki maçta Kayseri ve İstanbul. Şimdi ne yapacak? Adaletli olmak lazım. İrfan Can da var. Hocam o da artık iyi. Aykut öyle bakmayacaksın. Şimdi Rıza Hoca da yıllardan beri ligde çalışıyor. Şu anda lig performansı inanılmaz bir zorlu geçecek. Çarşamba pazar öyle. İşte salı cumartesi falan haftada 2 maç bazen 3 maç. Şimdi zaten 11 diye bir şey kalmadı büyük takımlar için. Bence hep onu diyorum. 16 tane 5 tane de değiştirdiğin için 16 tane çok iyi 11 oyuncun olması lazım. 16 tane. 16 tanesi diğerleri evet yardımcı oyuncular var. 16 tane 11'i biz 16'ya çıkaralım burada. Ben hep onları söylüyorum bu programlarda. Çünkü her hafta aynı futbolcuyla oynayamazsın. Yani hem çarşamba hem pazar. Şimdi Dzeko ile Taliç ile ikisi biri 37 yaşında biri 34 yaşında. Bunların bir performansı var. Ya çarşamba pazar kaldırmayabilir. Alternatifli koyarsan, dönüşümlü oynatırsan bir maç İrfan Can oynar. Bir maç Cengiz oynar yani. 60 dakika birisi oynar 30'da onun planlamasını hocalar daha iyi yapar. Yani biz hoca olduğumuz için. Her oyuncunun planlamasını yaparsın. Ama maçın gidişatına göre tabii ki oyuncuyu çıkarıp değiştirmek ayrı bir şeydir. Herkese eşit süre verirsin. Çünkü eş düzey oyuncu ve birbirini zorlayan oyuncu. Şimdi Cengiz'in alınmasında hep eleştirdim. Cengiz bu kadar iyi kaliteli futbolcu. Bir sakatlık geçirdi. 6 aydır piyasada yok. Geldi sonunda patladı. Ama Cengiz'in alınmasındaki başka bir faktör vardı Fenerbahçe için. Ya İrfan Can doğdu. Cengiz'i transfer ettiler. İrfan Can'ı doğdu. Şimdi hocam... Öyle bakmak lazım. Rıza yani İrfan Can yoksa, Cengiz alınmasa İrfan Can bu kadar performans göstermez. Rıza Hoca az evvel çok güzel bir laf etti. Dedi ki kadro istikrarı. Bak dedi geçen yıl Jesus'un Fenerbahçe'sinde farklı 11. Her maça başka biri. Dikkatinizi çekiyor mu? Galatasaray'da aynı şekilde belki mecburiyetten. Şu anda Galatasaray mecburiyetten. Okan Hoca da o konularda çok dikkat eder. Ama mecburiyetten yapıyor. Yani geçen sezon Galatasaray'ın şampiyon olurken yaptığı ne kadar doğru varsa bu sezon Fenerbahçe uyguluyor aynısını. Neydi Galatasaray'ın doğruları? Bir, hocamın geçen söylediği doğru karakter. Galatasaray'ın geçen sezon yaptığı tüm transferler doğru karakterdi. İki, kadro istikrarı, Rıza hocamın söylediği. Galatasaray geçen sezon bunu başarmıştı. Ara transferde Galatasaray yine önemli hamleler yapmıştı. Şimdi bu sezona bakıyoruz Fenerbahçe'ye. Kadro istikrarı var mı var? Doğru karakter var mı var? Yani Fenerbahçe doğru transfer. Geçen sezon Galatasaray'ın şampiyonluğa giderken yaptığı tüm doğruları bu sezon Fenerbahçe yapıyor. Galatasaray da geçen sezonun Fenerbahçe'sine dönmüş durumda bu anlamda. Hem ben o kadar Galatasaray'ın döndüğüne düşünmüyorum. Galatasaray yine doğru işler yapıyor da Galatasaray'ın şu anda oyuncularında Afrika'ya gidenler var. Afrika Kupası'na bir de mevcut oyuncular içerisinde şu anda aynı Fenerbahçe'nin bir dönem krize girdiği sakat futbolcu sayısı fazlaydı. Şu an çok fazla Galatasaray. Şu anda Galatasaray da aynı krizi yaşıyor. Yoksa ben Galatasaray'ın kadrosunun da çok güçlü olduğuna inanıyorum. Kadrosu kesinlikle güçlü. Yani Okan Hoca mecbur kalmasa bu kadar oynamaz. Çünkü geçen sene
tecrübesi var, yaşadıkları var. Üç kulvar etkiledi biraz, Şampiyonlar Ligi dönüşleri biraz sert oldu. Sakatlıkların çok oluşu onun. Şimdi Icardi'nin olmaması, bakan bu yanlışın, o da gitmiş. Bir Halil'e kalmışın, Halil de uzun zamandır oynamadığı için çocuk iyi oynamasına rağmen gol yapamıyor. Orada bir sıkıntı yaşıyor. Yoksa yani Galatasaray'ın da aynı istikrarlı bir kadrosu devam ediyor düşünüyorum. Yani Okan Hoca zorunluluktan tabii mecbur kalıyor bazen. Hocalar da mecbur kalıyor. Tabii canım. Bunu yani, yapmak zorunda yani. Ya olabiliyor yani. Veya hatta şansını başka yerde de kullanıyorsun. İşte Ali'yi oynattı. Çocuk tecrübesiz yani. Bu çocuk öyle değil. Mesela Ali'yi konuştuk Şenol Hoca ile. Çok iyi oynayan bir oyuncuymuş bek olarak. Evet. Ama çocuk yani hata yapmayayım ilk maçım diye çocuk oynat. Ama oynattı. O da büyük bir cesaret yani Okan Hoca. Gerçekten büyük bir şans verdi yani kritik bir maçta. Yani hiç. Ya ama yani mecbur yani. Yapması lan. Bir de Galatasaray'ın bence en büyük şansı. Geçen seneki kadrodan çok oyuncu kaldılar. Yani birbirlerini çok iyi tanıyan bir ekip oldular. Tek şanssızlıkları onların hem Avrupa Kupa maçı oynamaları hem de sakatlarının çok olması. Bir de Afrika'ya giden oyuncular. O zaten bütün takımlar için bir sıkıntı yani. Kriz. Hocam birçok Galatasaray çok taraftardan bir soru geliyor. Sizinle alakalı sormak istiyorum izninizle. Diyorlar ki biz hocayı çok seviyoruz. Hoca acaba Galatasaray'a karşı biraz ön yargılı mı? Ben mi? Yani şunu demek, şöyle bir örnek veriyorlar hocam, söyleyeyim. Geçen sezonki biliyorsunuz Sivasspor Galatasaray maçı çok konuşulan hakem kararlarıyla. Bizim golü vermiyor. Aynen. O de diyorlar ki hocam tüm ya sezon şey boyunca bunu şey, söyledi. Bir şey söyleyeyim. Tabii hocam. Buyurun. Sen var ya çok güzel bir konu açtın. Tamamla. Onur tebrik ederim. Sen tamamla, ben söyleyeceğim onu. Sen devam et. Ya diyorlar ki hocam bütün sezon bu pozisyonu her maçtan sonra söyledi. İşte bizim Galatasaray maçında penaltı golümüzü vermediler. Hoca neden başka takımlarla oynadığı maçlardaki hakem hatalarını söylemiyordu? Tüm sezon o pozisyonu söylüyor. Acaba Galatasaray'a karşı hocanın bir ön yargısı mı var diyorlar şimdi, hocam. Şimdi bir şey söyleyeyim. Benim kimseye ön yargım yok. Her şeyden önce ben bir kere Dursun Başkanımızı çok severim. Gerçekten çok severim onu. Yani öyle bir şeyin olması mümkün değil. Şimdi Galatasaray maçında, o günkü maçta, tamam mı? Galatasaray'la oynadığınız maçta bizim Nizami bir gol verilmedi. Ya Galatasaray için o gol önemli olmayabilir. Ama bizim bir Anadolu takımı için bizim attığımız gol çok önemli o maçta mesela, örneğin. Ve o maçta da şu var. Yani gol. Yani gerçekten gol. Bilmiyorum siz de seyrettiniz. O golün sebebini bulamıyorlar. Hadi bir şey arıyorlar, bulamıyorlar yani. Diyor ki offside diyor. Offside nasıl olacak offside? Yani mümkün değil. İki kişi zaten kalenin içinde, biri direğe sarılmış falan. Böyle o bariz bir gol. Öyle değil mi? Herkesin şeyi aynen. O. Ama neden bulamadılar onu? Hatta öyle Galatasaraylı oldu. Bir yönetici Erdem Timur mu ne? O da savundu, evet. O da dedi doğru, ki doğru. Sivas'ın attığı gol niye verilmedi? Aynen. Ben de anlamadım. Ya ben şey ben şimdi orada biz Galatasaray'la bizim işimiz yok ki. Niye ben Galatasaray'ı karşıma alayım ben? Galatasaray'ı çok severim bir de. Gerçekten çok severim yani. Oradaki şey de bizim anlatıyoruz. Hakemlerden onlar da yakınıyorlar. Biz de yakınıyoruz. Aynısını Galatasaray'a yapsa, Galatasaray golünü vermese ne olur? Bence orada federasyon da gider, hakemler de gider. O golü vermezsen, sen bariz golü vermezsen gider. Ben sadece onu örnek gösterdim. Hakemin yaptığı hatayı örnek gösterdim. Bizim golümüzü Galatasaray yemiyor ki. Hakemlerin yaptığı hatadan yiyoruz biz o golü. Ben onu anlatmaya çalışıyorum ama arkadaşlar maalesef Galatasaraylı arkadaşlar hep yanlış anlıyorlar. Öyle anlıyorlarsa ben yanlış bir şey diyorsam özür dilerim ama ben mümkün değil yani. Mümkün değil benim Galatasaray'a karşı. Galatasaray ayrı, er takıma karşı yani öyle bir şeyim söz konusu olamaz yani. Ama bizim o maçlarda sordukları zaman biz örnek veriyoruz onu. Başka bir şey yok. Hoca da içini döktü böylece. Demek ki hocamın da böyle i̇çini bir sıkıntısı döktü. Varmış. Hayır ya, ben konu sonsuza kadar kapanıyor. Hayır, ben çok üzülüyorum ya. Yani sadece Galatasaray... o maçın Galatasaray maçı olması. Evet. Yani hayır, Galatasaray'la bizim bir alakamız evet. Yok ki ya. Ben diyorum ya, Galatasaray bizim golümüzü Galatasaray yemedi ki ya. Hakemin yaptığı yanlış bir şey. Aynı hakemler Galatasaray'a da yapıyor aynı hatayı. Ama bizimki Sivas olduğu için örtbas ediliyor. Laf gitti. Nasıl gitti bilmiyorum. Başkan bir şeyler dedi. Başka bir şeyler kattılar işin içine. O gitti bizim puan. Anladın mı? Biz o zaman tabii ki zaman zaman sorduklarında söylüyoruz. Şu maçta şu hatalar oldu bize diyoruz. Herkes oluyor, bize de oluyor dedik. Ya onları söyledik ama Galatasaray'la ilgili bir... Ya Galatasaray şöyle yaptı bize, Galatasaray böyle yaptı, Galatasaray şöyle yaptı. Öyle bir şey yok ki. Futbol çok acımasız demiş Şenol abi. Anladın mı? O yüzden de yani benim ele ele Galatasaray özellikle
Hiçbir şeyim olmaz futbol, yani. Futbol çok benim enteresan. Benim için Kadıköy'de, farklı yerler Galatasaray'a. Kadıköy'de Rıza Hoca Sivas Fenerbahçe'yi mağlup ediyor ve Fenerbahçe şampiyonluğu kaybediyor. Bir maçta. O gün de Fenerbahçe taraftarı çok serzenişte bulunmuştu. Belki o anki ruh haliyle. Ama futbolun içinde bunlar var. Biri kazanacak, biri kaybedecek hocam. Yani. Bir de bir gollük bir farkla yani. O da hakikaten tarihi bir maçtı. Yani. Ya şimdi o Kadıköy'de Aykut'un dediği maç. Çok büyük maç. Aykut'un dediği maç. Biz, o zaman Fener'le de bize söyleyebilir Fenerbahçeliler. Bizi işte yendiniz. Şampiyonluk Beşiktaş'a gitti diyebilir. Eğer biz o gün Fenerbahçe'yi yenmeseydik işte Beşiktaş şampiyon olamazdı. Mümkün değil olması. Çünkü Karagümrük'e yenilmiş, Galatasaray'a yenilmiş. Tamam mı? Ve tabii. Bitmiş gibi şeyi, Fenerbahçe bizi yense şampiyon oluyordu. Ama biz yendik, Beşiktaş şampiyon Emre oldu. Beşiktaş avantaj kazandı, Beşiktaş oldu. Bak biz ona da Galatasaray'a da aynı oynuyoruz, Fener'e de aynı oynuyoruz, Beşiktaş'a da aynı oynuyoruz. Yani öyle bizde bir şey yok. Bir ayrım olamaz. Yani öyle, her öyle bir şey çıkarma var. Tabii, yani onu söyleyeyim. Bir şey olmasın Rıza Hoca'nın mümkün değil. Rıza yargılı olmasını Rıza Hoca'yı tanıyan birisi olarak söylüyorum. Yani bir de takip ediyorsunuz. Maçlardan ya sonra verdiği demeçlere ya. Bakıyorsun. Önyargılı olması düşünülemez yani. Sonuçta o da kendi takımının kazanması için bir emek, çaba sarf ediyorlar orada. Oyuncularıyla birlikte bir mücadele veriyorlar. Böyle bir sonuçlar doğuruyor. Yani o her şeyi de bir tarafa çekmek ben doğru olduğunu düşünmüyorum. Herkes kendi takımın hatasından yani veya şimdi, sevabından sorumlu olmalı. Şenol Hocam ben Beşiktaşlıyım. Evet. Tamam mı? Ben Beşiktaşlıyım. Öyle oradan çıktım geldim her şeyim Beşiktaş benim. Tamam mı? Ama ben Beşiktaş'a da oynuyorum. Niye? Bizi öyle öğrettiler yani. Bizim altyapıda önce dediler sorumluluk aldığın yere sahip çıkacaksın dediler. Tamam mı? Beşiktaş büyük bir camia, Beşiktaş büyük bir kulüp yani tabii ki bize göre. Onun için yani bizim orada da bir şey yapmayız. Biz orada da işimiz neyse onu yaparız. Hocam sen öyle çoğu mi? Kez yendin Beşiktaş'ı burada. Beşiktaş diğer Anadolu takımlarındayken. Evet Beşiktaş da bizi yendi çok. Yendi. Beşiktaş da sizi yendi. Yok yani şey değil ki. Yani. Ama o şey biraz şey enteresan. Evet, yani. Galatasaray olayını ben çok da soru geldi. O kadar anlatıyorum. Yine bazı insanlar baştan başka anlıyorlar. Anladınız mı? Yani bizim şeyimiz değil o öyle şeyler. İşimiz de olmaz kulüplerle. Bak ben bir tane örnek anlatayım. Çok kısa anlatmak istemiyorum ama sadece söyleyeyim. Mesela Fenerbahçe taraftarı bana bir pankart astı. 2005 yılında hocam. Tamam mı? Bir pankart astı. Benim için hiç umurumda değil. Tamam mı o pankart olayı? Benim orada üzüldüğüm şey o işi yapan bir sürü Fenerbahçeliler de var. Benim babam yapmış çok değil. Benim babam bizi büyütmek için, sahip çıkmak için çalışmış, etmiştir yani. Anladın mı? Öyle bir pankart. Ben orada bile çıkıp Fenerbahçe'ye camiasına bir şey demedim. Hiçbir şey söylemedim. Ben dedim ki bunu yapan 3-5 kişidir dedim. Fenerbahçe değil dedim. Fenerbahçeliler değil dedim. Anladın mı? Onun koskoca için, bir camiaya mal edilmez yani, tabii hocam. 4 kişi yendiğiniz maç değil mi hocam? Zaten onu Fenerbahçe camiası öyle bir şey duysa onu önler, engel olur. Zaten, öyle bir şey bastırmazdı. Şey hoca, o doğru düşünmüşsün yani. İstiklal Marşı okunurken lap diye karşıma çıktı o olay. Bana ne yapsan evet. Ne olur, yapmasan ne olur. Benim geldiğim yer belli, nereden geldiğim belli. Yani biz, sen de ben de belki biz yoksulluk içinde büyümüşüz. Aynen öyle. Futbol hocam, sayesinde öyle. Bir yere ne gelmişiz. Var, bundan daha güzel bir şey var mı o ya? O kadar hocam. Alnımızın teriyle geliyoruz biz oraya yani. Kimsenin parasını çalıp onu bunu yapıp bir şey yapmıyoruz. Hakkımızla çalışıp oynayarak paramızı kazanıyoruz Allah'a şükür. Yani bu iş böyle. Yani ama onu yapan bir iki üç kişi yani. Tabii yani Galatasaray etti de. Keşke şimdi şey. Oynasaydık Rıza Hoca. Nasıl? Şimdi oynasaydık. Yok boş ver ya öyle oynadık. Her şey yani. Tadında diyor. Öyle yani yapacak geçmiş, bir şey yok. Yalnız kaldı. Gerçekten ya şimdi o olayı ben belki çok üzülüyordum. İyi ki açtın. Yani. Öyle sana da çok teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel soru sordu onu. Şimdi ya en güzel soru buydu zaten. Takvime manşet arıyor hocam. Takvim yarınki gezi. Gezinin manşetine. Benim yani Şenol az çok beni tanır. Benim kimseye bir yanlışım olmaz. Vay mümkün öyle değil. Öyle. Ben her yere gittiğimde çalıştığım zaman oraya giderken bir beyaz sayfa bırakır gideriz. Yani benimle ilgili bir şey söylüyorsa yalan söylüyordur. Yani öyle. Bir de çalışkan derler. Yani hocaya, antrenör, saatler, disiplin konusunda. O çok önemli zaten disiplin.
Antrenör disiplinsiz olmaz ki. Antrenör disiplin. En disiplinli antrenör olacak zaten. Yo, disiplin de elinde sopayla değil yani. Disiplin. Hayır, yok. Antrenmansa kondisyonerlerin iyi olacak öyle mi? Şenol her şeyin abi. İyi olacak. Ekibin iyi olacak. Ekibin iyi olacak. Hocam bak Şenol Hoca ile biz ikimiz mesela antrenörüz. Biz futbolun her şeyini biliriz. Yani ben devre arası içeriye gireyim. Takımın mağlupsa veyahut da galipse, beraberse ona göre konuşuruz. Öyle değil mi Şenol Hoca? Aynen öyle. Tamam mı? Onun için her şeyi biliriz. Ona göre biz hareket ederiz yani. Ve bizlerin lider olması gerekiyor. Yani liderlik vasfınızın olması gerekiyor. Oyuncularımıza devrede ne söyleyeceğimizi bilmemiz gerekiyor yani. Burada adrenalin yüksek olur derler değil mi abi? Ya zaten devre arası olduğu zaman kimse soyunma odasına hemen girmez. Yani hiçbir antrenöre girmez. Sergio da öyledir. Girmez önce bir 5-10 dakika dinlenirsin. Giriyor bekliyoruz. Beklersin. Kendine gelirsin. Oyuncular da kendine gelir falan. Konuşmayın, su için oturun dersin. O kadar. Orada hataları söylersin. Herkesin oyuncu kendine gelmesi değiştirirsin abi. Falan filan yani. Tabii bu galipken ki senaryo başka. Tabii. Büyük maçta mağlupken içeri girmek başka. Farklı ya, senaryolar bunlar. Antrenörlükte aslında var ya, burada o kadar güzel bir şey söyledin ki, yani bunu eskilerden biz gördüklerimizi söyleyeyim sana. Takım mağlupken takıma fazla bir şey söylemek fazla doğru bir şey değil. Takım galipken aslında takımın üstüne gitmekte daha çok fayda vardır. Mağlup takım zaten demoralize olmuş, soyunma odasına gitmiş. Onlar ayağa kaldıracak bir şeyler söylediğiniz algıları zaman... Algıları kapalıdır zaten. Onlar. Aynen öyle. Daha olgun şeyler söylersen, biz eskilerden hep böyle gördük yani. Kötü giderken gelip de bir de senin kafana antrenör vurursa zaten ayağa kalkma şansın fazla kalmaz. Zaten oyuncu demoralize olmuş. Ya hani diyoruz ya, maçlardan sonra hemen konuşmasın. Teknik adam da konuşmasın. Futbolcu da konuşmasın ve buna yöneticiler de dahil konuşmasın. Ya bir dinlenin kardeşim, bir kendinize gelin. Yavaş, eskiden hani biz oynadığımız dönemde çok iyi bilir. Gelip sahanın içinden mikrofon tutarlardı. Bizim kaleci Engin'in de çok iyi bir hikayesi, hatırlıyor musun? Kulağı çinlesin Engin abimin. Engin kaleci Engin'in biliyorsun tuttular bir şey, abuk sabuk bir şey söyledi. Yani bir küfürlü bir şey söyledi. Canlı yayında olduğunu bilmiyor. O ama çok eskiden manşet. Çok acayip hocam. Sahanın içine giriyor abimler. Sakatlandı Engin. Aynen. Yere düştü. Geldi hemen mikrofonu dayadın. Engin dedi bilmem ne falan deyince böyle. Bilmiyorum, sen hatırlıyor musun? O bizde Fener'deyken oldu. Sizde değil yani. Nabız yüksek hocam. Ya işte onu işte Şenol'un söylediği gibi, ya devre arası oyunculara kızma zamanı değil de yatıştırma zamanıdır, dinlenme zamanıdır. Hataları, en ufak, en önemlileri söylersiniz. Ondan sonra tekrar maça çıkarsın ama sakin oluyor. Maçtan sonra da ya bir de şunu kabulleneceksiniz bu işte yani. Galibiyet de var, mağlubiyet de var, beraberlik de var. Üçünü de yaşayacaksınız. Her şey de olabilir yani. Hocam be. Ya yabancı oyuncular, hani yerlileri geçelim, bizim evlatları da. Yabancı oyuncular hep böyledir ya, dedikodu mu bilmem. Parasını alamıyor, alamayınca suratı asılıyor, çıkmıyor. Hakikaten kim bu, yabancı mı? Ya, parası yatmıyor diye. İsme gerek yok hocam, genel yıllardır bu bizim ya tamburumuz. Ben size bir şey söyleyeyim. Hakikaten mi? Böyle mi hocam? Yabancı bak, oyuncu. Bak bir dakika bir şey söyleyeyim. Buyur. Şimdi şurada bir kere şöyle dürüst olmamız gerekiyor. Şimdi Afrika'dan adam gelmiş. Bu adam buraya Türkiye'ye gelmiş. Bu adam Türkiye'ye gezmeye gelmiyor ki. Bu adam buraya para kazanmaya geliyor. Sen bu adamın parasını tabii ki ödeyeceksin. Veyahut da ödeyemiyorsan oyuncuyu çağıracaksın. Diyeceksin ki kardeşim, bizim böyle böyle aksamalar, sıkıntımız var. Şunu biraz idare edebilir misiniz diyeceksiniz. Yani oyuncular öyle bu demez. Ama sen oyuncunun parasını birinci ay ödemedin, ikinci ay ödemedin, üçüncü ay ödemedin, dördüncü ay ödemedin. O zaman adam durmaz. Veya hakikaten oynamaz mı hocam? Ya onu yapacaklarını zannetmiyorum. Ha, ama bazıları tabii ki bizim gibi değildir. Yani Türk değildir. Yani ha, biz bazen hepimizde çekmişizdir. Ödemezler. Ta nasıl olsa öderler dersin, gidersin. Ya ama onlar da, onlar dediğimiz gibi, onlar buraya şeye gelmiyorlar. Onlar para kazanmaya geliyor. Ya o kökenli Afrika kökenliler hep böyle. Yok, ben aile, Afrika demiyorum. Ya, şey örnek hocam, verdim. Örnek. Avrupa'dan gelen de aynı. Onlar da aynı. Tabii canım ya. Bir de onlar böyle işte yardıma muhtaç olan insanlara da ailelerinde yardım ederlermiş vesaire yani, o Afrika kökenli oyuncular. Yani parayı alamadık diye böyle 3-4 ay hocamın dediği gibi topa dokunmuyorlarmış hocam. Ya yok, öyle olacağını zannetmiyorum. Yani onu biraz ajitasyon yapıyorlar, o kadar da değil yani. Yok yani, ama bana göre yani adamlar bence haklı yani o konuda.
Yani ya şöyle yapacaksın veyahut da oyuncuyla konuşmaları lazım. Ya olabilir ya, kulüp para sıkıntıdadır, ödeyemeyebilir. Onu anlatacaksınız. Veyahut da bir çekini vereceksin ileri bir tarihe. Ve o oyuncuyu kazanmanız lazım. Bir de senin iyi oyuncunsa, çeker giderse sıkıntı yaşarsın. Peki Rıza abi, derler ya antrenörler de bunlara çok dikkat eder. Takım içinde paraların ödenmesi önemlidir. Bir de denge. Şimdi bir oyuncu örnek veriyorum, 10 milyon alıyorsa, milyon euro, aynı meziyetlere sahip ve işte 2-3 yıldır bu takıma başarı getirmiş bir oyuncunun ondan daha az alması bir rahatsızlık yapar mı hocam? O kulüple futbolcunun anlaşmasına bağlı. Adam ya ben 5 alırım, Şenol Hoca gelmiştir 8 alır. Yani transferde. O olabilir yani. Ona şey yapamazsın. Onun şeyi, maliyet odur. Veyahut da onun menajeri çok iyidir. Çok güzel şekilde anlaşmıştır kulübüyle. Oyuncusuna fazla para aldırmıştır. Onlara karışma. O işler ayrı. Sen kendi parana bakacaksın yani. Sen neye anlaştıysan onunla yoluna devam edeceksin. Orada yani öyle bir şey oluyor diyorlar. Yok, olmaz. Yani o çok eski dönemde. Rıza Hoca çok izah etti. Sen neye anlaşmışsan, akit ne yapmışsan onun üzerinden konuşacaksın. Ya öbürü şimdi öbürü almış doğru diyor. Fazla birisi. Ben niye azaldım? Öyle şimdi bir şey imza atmasaydın. Bir tane örnek vereyim. Buyur hocam. Bize Nasri geldi Antalya'dayken. Nasri geldi. Bizde Eto da var. Eto geldi bana dedi ki bu dedi ne kadar para alıyorsa ben de o kadar alacağım dedi. Tamam mı? Ben dedi ki ne alaka dedim. Ben dedi burayı dedi şuraya getirdim buraya. Hakikaten de yani çok iyi de oynuyor adam, liderlik yapıyor falan. Adam ondan fazla para almak istiyor örneğin. Dedik ki biz karışmayız. Ya. Ben zaten karışmam. Para işine hiç karışmam. Transferlerde onda bunda. Ama o şey kötü bir şey. Yani o şunu aldı ben de onu alacağım. Öyle bir şey yok. Sen imzalamışsın. Bitmiş. Onun şeyi yok yani. O, devam edeceksin. Arkadaşın dediğim gibi yani alabilir, senden fazla alabilir. Kariyeri daha fazladır, daha iyidir. Ha, sizin dediğiniz gibi sizin dediğiniz oyuncu da orada oynayan bir oyuncudur ama öbür arkadaş bunu anlaşmıştır. Almıştır yani. Hocam bir de yayının ilk bölümünde bizim teknik adamlarla ilgili konuştuk yani sabır yok dedik. Bir de öz eleştiri yapmamız gerekirse madalyonun diğer tarafında. Yerli teknik adamlarını yurt dışına ihraç etmekte çok zorlanan bir futbol ülkesiyiz biz. Ne? Yerli hocalarımızı yurt dışına ihraç etmekte. Yani şu anda baktığımız zaman şu an Fatih Hoca Panathinaikos'a gitti daha yeni. Erol Hoca var değil mi Cardiff'te? Evet. Çok fazla örneğimiz yok. Yani futbolcu ihraç ediyoruz çok sayıda. Neden teknik adam ihraç ediyoruz? Neden biliyor musun? Menajerler yoktu o yüzden. Yani hiçbir tanesinin, hiçbirimizin menajerin var mısın? Geldi mi hocam diyor. Mesela Deniz Spor'dayken, ha? Sivas Spor'da, Avrupa'da başarılı oldunuz. Niye gitmediniz geldi hocam mesela? Yani efendim? Niye gitmediniz? Teklif geldi. Ya ben şey yapmadım. O ara olmadı yani. İstediğim şekilde değildi. Yani başka yerlerden geldi. Ben de oraya gitmedim yani. Avrupa'da olsaydı, güzel yerler olsaydı giderdim. Ben mesela 3 gün önce beni İran'dan istediler. Ben gitmedim. Yani. Ya İran'dan ziyade işte Avrupa'nın 5 yani tamam işte özellikle. Avrupa'dan mesela beni Lugano istedi. O zaman 2. ligdeydi Lugano. Tamam dedim. Sonra başka bir şey çıktı ortaya. Gidemedin ama senin menajerin olsa tamam mı? O zaman gidersin. Fatih Hoca ilk önce nereye gitti? Şeyden antrenörken. Fiorentina'ya gitti. Ondan sonra bir yere daha gitti. Milan'a gitti. Nereye? Milan'a gitti. Şimdi Fatih Hoca döndü oradan. Fatih Hoca buraya geldi. Tamam mı? Evet. Fatih Hoca'ya ben işte toplantı yapıyor Fatih Hoca. Bir toplantı, milli takımda mıydı o zaman? Herhalde öyleydi. Toplantı yapıyor. Ben dedim ki, hocam dedim ya, siz niye geldiniz ki şeyden dedim, Avrupa'dan. Galatasaray'a niye geldiniz dedim yani. Yani dedim hadi Milan'dan başka bir takıma gitse Fatih Hoca, belki de bizim önümüzü açacak. Fatih Hoca oradan Milan'a geçti. Çok iyi bir yere geçti. Oradan başka yere geçebilir. Ama Fatih Hoca Galatasaray'a geldi geriye. İşte onu devam ettirirse, bir de orada Fatih Hoca başarı yakalarsa veyahut da herhangi bir arkadaşın, o bizi sürükleyip götürebilir. Yani bizi derken Türk futbolundaki antrenör arkadaşlarımızı götürebilir. Bak bizim... Bizler rahatlıkla orada biz antrenörlük yapabiliriz. Bizim önümüz açarlarsa. Editör Ercan yazmış hocam. Ercan Şimşek, bir de Adana'dan Erdal. Benzer soru. Diyor ki Ercan'la Erdal Bey, Adana'dan Erdal Bey. Z kuşağı diye bir gerçek var. Şimdiki gençler biraz farklı.
Genç oyuncular iletişiminiz nasıl hocam diyor. Yani onların kafa yapıları biraz farklı böyle. Bizimle ilgili mi? İşte biz, sizin kuşak. Şimdi Z kuşağı farklı ya, onlar da farklı bir daha böyle işte cep telefonu, işte ne bileyim çok çabuk viral video izlemeleri vesaire, biraz onlar tuhaflar açıkçası. Oradaki iletişim nasıl oluyor hocam? Yani nasıl davranıyorsunuz onlara? Hiçbir şey, normal şey davranıyorsunuz yok. Yani bir sıkıntı yok ki orada. Ya o şimdi Z kuşağı dışarıdaki sosyal hayat içindir. Futbolda geçmişten beri gelen bazı gelenek görenekler vardı. Bu Avrupa'da da böyledir. Futbolcuya sen futbol içindeki olan kuralları öğretirsin. Bir aile gibidir bir futbol takımı sonuçta. Orada yapması gereken işi yaparsın, öğretirsin, disiplinli bir şekilde olursun. Orada futbolla ilgili ancak şey. Ama sosyal hayattaki Z kuşağı farklı düşünüyor olabilir. Ama futbol aynı dili konuştuğun için bunun Avrupa'sında, Amerika'sında, Afrika'sında hep aynı sistemde yetişir, büyürler. Antrenörden aldığı eğitimle, altyapıdan beri aldığı eğitimle sen onu geliştirirsin. Yetenek olarak bir yerde tutarsın, orada gelişimini tamamlarsın, oynatırsın. Ben soruyu soramadım ki. Heh, o olabilir. Ben beceremedim. Yani sizin zamanınızla şimdiki zaman, o bu kuşak arasındaki fark ne? Ya şu andaki iletişim, hocaların iletişimi eski kuşaktan daha iyi. Eski bizim hocalar daha sertti. Ya biz sahanın içinde yumruk yediğimiz hocalarımız vardı. Yapma, sen ne hocam, anlatıyorsun? Ya. Ya tabii ya. Yok benim olmadı da. Yani, bana oldu. Yani ben çok iyi yetiştim yani altyapıda. Yani bizim hocalarımız sert. Ya bir şey söyleyeyim. Sert olmalarının da fayda vardı. Eskiden o dilden anlıyor demek. Ama şu anda öyle bir şey yok. Şu anda bütün hoca arkadaşlarımız kim yapıyorsa yapsın. İnan gençlerle iletişim o kadar üst düzeyde ki. Yani gençler Z kuşağı böyle şöyle diyorsun da. Hocalar da kendini yetiştiriyor, geliştiriyor. Aslında her meslekte var bu. Mesela ben kendi mesleğimden örnek vereyim. Biz gençken mesela ben bir sene izin kullanmadım bilirim. Soramazdık izin kullanabilirim. Evet, mesela şu an bir genç arkadaş geliyor. Üç gün sonra yanıma geliyor. Ben ne zaman izin kullanacağım? Tamam. Şimdi yaşa, onların yaşa bir güveni, kendine güveni fazla. Çok fazla hocam tamam kendine güveni. Yani, gerçekten de. Hiç dinlemiyor. İşte baba başka büyük olsun fark etmiyor. Biz eskiden mesela deriz ki Şenol abi deriz. Onlar Şenol diyorlar. Şenol diyorlar yani. Abiyi atıyorlar. Anladın tabii, mı? Tabii tabii. Ama biz onları ayak uyduruyorsun zaten. Bir sıkıntı yok. Ama özgüvenle saygısızlık arasında ince bir çizgi var. Var. O önemli değil. O özgüveni olacak tabii ki. Bence güzel bir şey o. Güzel, kötü tabii. Bir şey değil. Yani sana hesap sorabiliyorlar. Yani öyle eskisi gibi ya böyle korkarak gelmiyorlar yani şimdi diyor yok, ki. Yok artık şimdi hiç kimse korkmuyor. Yani işte korkan şey kimse değil. Yok. Ama bence bir şey yok. Bence çok güzel şeyler oluyor yani. İşte şimdi Arda Güler adam aldı çantasını bastı gitti. İşte bu kadar ya. O özgüven patlaması yaşıyor. O normal özgüven değil. Hocam bastı gitti biraz fazla. Çok acayip bir şey. Yani, acayip bir şey. Ya görmedin mi geçen akşam ya free kick oldu. Kimseye vermedi topu ya aldı gitti hemen orada ben atacağım dedi. Ya Real Madrid takımında orada bir sürü oyuncu var. Özel bu yetenek, ne demek ki ya? Özel yetenek. Nasıl? Arda Güler özel yetenek. Arda tabii canım. Arda gerçekten mükemmel bir oyuncu. Kim yetiştirdiyse. Sergen mi Arda mı? Sergen Yalçın mı? Arda Güler mi? Siz Sergen Yalçın'la oynadınız aynı takımda. Ya şimdi Arda Güler'i de izliyorsunuz. Onunla bir kıyaslamak doğru bir şey değil. Yani. O zamanki futbolla şimdiki futbol bir değil. Şu zamanda çok çabuk oynanıyor bir kere. Gerçekten çok çabuk. Öyle değil mi Şenol Hoca? Ya çok çabuk oynayan ben şu andaki yani, futbolu var ya yani hiç sevmiyorum. Niye biliyor musun? Yani, herkes birbirini oynatmamaya çalışıyor. Çok temas var. Yani evet, öyle. Temas var. Bizim teması da göre. Normal temas değil. Bizim dönemimizde de temas var. Tekme tokat oluyor. Bizde tekme tokat hocam, oynanıyordu. Üst üste kimse korkmuyor. 4 tane çalım yani. Atamıyorsun bir oyuncuya değil mi? Ya şimdi onu atacak yani. Oyuncu yok. Bak zaten sıkıntımız orada. Allah aşkına Rıza Hoca bak Süper Lig'de kaç yıldır çalışıyor. Ya kaç tane yetenekli oyuncuya çalıştı ya? 3-4 tane üst üste çalım atan bir oyuncuyla çalıştın mı Allah aşkına var mı öyle bir oynatmıyorlar ki zaten öyle. Ya olsa oynarsın niye değil. Oynayamazsın? Ya şimdi çok yani yakın bir örnekten vereyim. Ya Quaresma atmıyor muydu çalım? Herkese atıyordu. Yattara Trabzon'da atmıyor muydu? Atıyor. Evet. Vakayeme geçen sene yürüyerek adam geçiyordu. 3-4 kişiyi geçiyordu. Yetenek sayısı düştü, azaldı. Ben yetenekli olsa eminim ki gene çalım atacak. Ya şu anda sen bakıyorsun, atan oyuncu sayısı azaldı ya. Geçen gün Beşiktaş'ın eski maçını izledim hocam. 95 senesi galiba.
Zaha Galatasaray'da üst üste 3-4 çalım yani atabilir. Sizin yine maçınız hocam. Bursa Spor'la oynuyorsunuz. Mehmet Özdilek, Ertuğrul Sağlam, Oktay Derelioğlu, Sergen Yalçın, Stefan Kuntz. Siz de varsınız ilk 11'de. 5 tane hücum oyuncusunu aynı anda 11'e koymuş Christoph Daum. Yani şu anda böyle bir düzenin olması mümkün mü? 5 hücum oyuncusu aynı anda. Şu anda bunu mesela Fenerbahçe onu yapıyordu. Daum yapıyordu onu. Yapıyor. Bu enteresan bir takım hocam. Yani Bursa Spor hatta 4-0 yenmiştiniz. İç sahada çok iyi bir oyun. Yani yetenekli oyuncu olursa hocaların da işine gelir. Şimdi futbolda alan ve zaman daraldır. Zaha Hoca doğru söylüyor. Oynatmamak için herkes futbolu tercih ettiği için. Yani top alanı daraltıyorsun. Boş alanda topla oynuyor herkes. Kalecisine, sağ beke, sol beke ama işin asıl çözüm noktasını, üretici noktasına geldiğin zaman orada sıkışıp kalıyorsun. Orada alan bulamıyorsun. Dediğini örnek maç var bir tane. Çok yakında oynandı. Galatasaray-Fenerbahçe maçı. Pozisyon yani. Herkes dediler ki maç çok kötüydü. Nasıl kötüydü? İkisi de yenmeyi oynuyorlar. Ama ikisi de önce defansı düşünüyorlar. Önce yenilmemek istiyorlar. Hayır. Yok, yenmeyi oynuyor gerçekten. Yenmeyi oynuyorlar ama yenilmemek istiyorlar. O kadar güzel defans pozisyonları alıyorlar ki birbirine fırsat vermiyorlar. Ya bir ara top var ya, tenis maçı gibi oldu ya. Bir orada ya, hep hata üstüne hata, niye? Öyle bir kilitlenmişler ki. Tabii canım, yani şey değil. Önce savunma. Demek ki teknik adamlar savunmayı ön plana zaten tutuyor. Çok iyi yapıyor ya. Kanat geliyor, bek gibi oynuyor. Yani atağa da gidiyor ama. Tabii tabii. Kazanmak da istiyorlar ama birbirlerine izin vermiyorlar. Hiç izin vermiyorlar. Bence hem Arda da çok iyi futbolcu. Yetenek olarak mükemmel. Sergen de o zamanın şeylerine baktığınız zaman en yeteneklerden bir tanesiydi yani. Ya bu senin söylediğin işin tezahürü de, dikkat et, sağ bek, sol bek 10 milyon eurodan açılıyor en değerli. Stoperler çok pahalı. Son 15-20 yıldır oraya geldi iş yani. Eskiden stoperlere bu kadar rakamlar verilmiyordu. Mümkün mü ya? Bir de hocam, sizin döneminizde roller çok daha belirgindi değil mi? Yani bir futbolcunun mesela sağ bek bellidir rolü. Oynayacağı yer bellidir. Alanı bellidir. Şimdi biraz daha değişti yani. Her futbolcu o kadar değil ya. Yok ya. Bizim herkesin aynı böyle yani. Hayır. Tabii ki yeri gidip geliyor da mesela şimdi örnek veriyorum. Mesela Ferdi Kadıoğlu mesela şimdi sol bek. Oyun kurucu gibi oynuyor resmen takımda değil mi hocam? Ya şimdi sanki orta saha oyuncusu gibi takım yönlendiriyor. Sen beni seyretmemişsin. Ben Aykut'a bir sezonda 9 tane asist yapmışım sol bekten. Bak sadece Aykut'a bu arada. Bir de sizin zamanınızda asist sayılmıyordu asistler. Asist falan bizim dönemimizde ne asist olsa Rıza'yla benim var ya dünya. O zaten cezalarının çizgide kesme top Feyyaz vurur. İşte santrofor kimdi? Ali Metin. Ferdinand falan. Şimdi ben sadece 9 tane asist Aykut'a yapmışım kocamanı. Diğerlerini onun da bana Aykut Fenerbahçe'de hocayken dedi ya asist kral olsaydı dedi, usta dedi. Şu anda dedi herhalde dedi. Rekord Rıdvan dedi. Bana dedi ki Rıdvan'dan sonra en büyük asist sensin dedi. Rıdvan ben hocam 103 gollü sezonda işte 30 küsür asist yaptı hani. Ama işte tutulmuyor statistik ama. Tutulmuyor. Rıdvan tarihinin golünü attı ya. 21 tane gol attı o sene ya. Rıza abi de kesiyordu. Ya onu diyorum Rıza Hoca'nın şimdi sen asistleri falan sen bakma yani öyle asist falan sayıysa biz de geriden oyun kuruyorduk yani. Evet. Şu sevindirici ne? Ferdi'nin bak son dönemlerde böyle bir orta sahadan evrilme. Ben de orta sahadan evrilme sol bek olduğum için oyuna katkısı çok fazla. Yani tipik bir sol bek başlasan tipik sol bekler bellidir. Öyle onlar fazla zaten bir şey yapamazlar. Çıkamazlar ucuma. Onların kapasiteleri dardır. Son bir dakika. O sayı Samuel mesela. Sağ açıktan bek oldu. Doğru. O da iyi oynuyor şimdi. Ya bu tür oyuncular Ali işte, Ali Gültüke. O bir kere oynadı. Sağ bekti, santrofor oldu. Evet. Yok santrofordu bek oldu. He, santrofordu bek oldu. Yani devşirme. Devşirme olunca bekte onun için fiyatlar pahalı oluyor. İyi oyuncu bulmak kolay bir şey değil. Onun için Fenerbahçe'nin de Galatasaray'ın da hücum oynamasındaki en büyük etken iki takımın da beklerin iyi olması. Rıza hocama çok teşekkür ediyoruz. Hocam ben ağzınıza sağlık. Sağ olun. Devam edeceksiniz de futbolun içindesiniz. Belki yarın, belki öbürsü gün yeniden sahalara ineceksiniz. İnşallah. Ama bu uzun bir zaman olmayacak. Görüşmelerde devam ediyor hocam. İnşallah Allah kalbinize göre versin diyelim. Sağ olun, teşekkür ederiz. Şenol abi sana da çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür Renk ederiz. Kattın. Eski dostunla bir araya geldiniz televizyonda Rıza Hoca'yla teşekkür beraber. Teşekkür ederiz, bizi bir araya getirdiniz. Rakiptiniz için. Bir ara. Tabii biz sadece sahanın içinde rakip olurduk. Aynen, ya.
o kadar. Eskiden öyleydi. Sahanın içinde rakibiz. Maç biterdi. El ele kol kola giderdik ya. Sana da teşekkür ederim Onur. Ben ağzına teşekkür sağlık. Ederim. Yani iki büyük efsaneyle değerli aynı yayını yapabilmek çok büyük keyif. Birçok şey öğreniyoruz onlardan kesinlikle. Farkında olmadan. Değerli seyircilerimiz, transfer raporumuzu kapatıyoruz. Hepinize iyi akşamlar. Mutlu yarınlar.